geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın efendim. Gününüz aydın, keyfiniz yerinde, paranız bol, huzurunuz çok. Amin. Berbeti bereketi bol olsun evinizin, sofralarınızın. Hoş geldiniz. İnşallah. Şimdi bugün kim gelecek diye sordu benimkiler. Dedim ki hani dedim bak önce mavi gözünden başladım adamın, görüyor musun? Hani mavi gözlü böyle çok güzel konuşan bir hoca var dedim. Al mikrofonu eline hemen söyle. Hatırlıyorsunuz mu dedim. Harika bir insan, harika. Ha? Onu sabaha kadar dinlesek bıkmayız. Ne diyorsun? Her gün gelebilir yani, bizim için bir sıkıntı yok. Her gün gelsin. Siz her gün de dur, adamı yormayalım canım, konferansları falan var. Ver ablama da ver arkaya. Peki. Her gün değil ama haftada bir gün de olsa görmek istiyoruz. Konuşmasını, kendisini, şahsını, sözlerini, her şeyini şiir mükemmel. Şiir konuşuyor zaten. Şiir, şiir gibi ve zaten anlata anlata da anlıyoruz. Ha, ama şimdi gözümüz ondan alamadığımız için daha iyi anlıyoruz. Vallahi siz çok böyle seviyoruz. Dediniz artık bilmiyorum. Hoca da hocayı da getirseydi keşke, stüdyoda duysaydı bunları ya. Bak bu arada adını hatırlıyor musunuz peki? Hadi bu kadar beğendiniz. Adını vallahi hatırlayamadım. Bak bravo. İsmail Hakkı. Bir de Aydın eklersen tamamdır. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın, bilim adamı, beyin cerrahı, düşünür, edip, şair, güftekar. Dur bunu yanlış okumamam lazım. Musiki şinas, teolog, filozof, hattat. Daha ne olsun? Şimdi kitabı da burada. Size bir sorum var ama. Bak dur Elif'e de sorayım. Bu önemli bir soru. Bunun cevabını hocadan alacağım. Neymiş? Elif'im günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun kızıcığım? İyiyim, sen nasılsın? Ay çok şekermiş seninle bunlar. Senin çok güzel ama. Bizim küçük minik püskül var ucunda seninkilerinde. Ha, işte ben de bunu buldum bugün. Ben bulmuyorum gerçi. Benimkiler sağ olsun hemen takıp takıştırıp beni gönderiyorlar böyle. Şimdi biz bugün neler yapacağız? Sonra size çok önemli bir soru soracağım. Soruyu da buraya yazacağım ki siz de yorum yapabilin. Siz sebzeli, bugün neler yapıyorsunuz? Sebzeli tart ya da sebzeli kek. Hangisini söylerseniz ama içine enginar koyacağız. Enginar olacak içinde kekin veya tartın. Aa. Eğer çocuklarınıza yediremiyorsanız hakikaten enginarı kekin içinde, tartın içinde kullanmaya başlayacağız. Enginarlı kek yapacağız. Evet. Bir. Sonra? Çikolatalı karamelli tart yapacağız. İki. Gelsin karamel kilolar. Yapmayı öğreteceğiz. Üç. Süper. Dün sucuğumuz vardı. Onu bugün keselim mi? Aa, bir izleyicimiz demiştik. Ay o sucuk hiçbir şeye benzememiştir. Bak şimdi bak, göstereceğim burada, size. Bak burada dondu. Evet. Şimdi dondurucudan çıkarttım. Şahane olacak. Dün bunu keseceğiz, bugün göreceğiz. Ama bugün size asıl bir sorum var. O sorumu da hemen sorayım. Bir insan, hocam diyor ki bir kere doğar iki kere ölür. Bir insan bir kere doğar iki kere ölür. Peki bu nasıl oluyor? Yani bir kere doğup bir kere öleceğiz değil mi? Bence o garanti. Çok ölür, çok ölür. Çok mu ölür? Çok ölür. Aşktan ölür. Yok ölür. Ama bu gerçekten iki kere nasıl ölebilir bir insan? Hani biri fiziksel olarak ölüm, onu biliyoruz. Ama peki ikincisi ne? O da hocam geldiğinde soracağız ama sizin de fikriniz varsa hadi yazın bana. Vallahi bir dakikayı doldurdum yani. Biraz uzunca oldu ama artık olsun. Siz onu izlersiniz. Hemen gönderiyorum Instagram'a. Şimdi hemen ve şu tartı yapmaya başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Önce nefis bir tart hamuru yapıyoruz. Bunun için tereyağı, şeker şöyle hemen kabın içine koyuyorum. Şöyle bakın. Hemen tereyağı, şeker, yumurta, tüm malzemeleri şöyle koyacağım. Birazcık da un. Hepsini hay bu bebiş kimmiş biliyor musun, şu bebiş? Çok tatlı. Sefa'ymış ayol bu. Bak aa. Bak. Sefa 2 yaş TBT'sini koymuş. Bunu büyütebiliyor muyum? Büyütüyorum. Bak Sefa Doğanay var ya bizim. Allah'ım şimdi önümde ya Instagram. Çok şekermiş ya. Öpüyoruz seni Sefa'cığım. Ay Canan Hoca ile beraber alacağım bir gün sizi ya. Bayılıyorum. İkiniz birbirinizle aynı konularda bakalım neler söyleyeceksiniz. Gönderdim gitti Instagram'a. Hadi yazın bana. Süper. Şimdi yumurta, un ve ne yapıyoruz? Şeker, tereyağı. Güzelce şöyle yoğuruyoruz. Şekeri, tereyağını, yumurtayı. Birazcık da un ekledim. Şöyle. İsmi enginarlı kek mi yapıyoruz? Yok. Bu şimdi yok, sebzeli kek yapmıyoruz şimdi. Sebzeli kek öbür tarafta. Ha, biz tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Biz şimdi çikolatalı, karamelli. Sen tatlıdan başladın. Ben enginarlı kekte kaldım. Enginarlı o zaman, neydi o? İstersen onunla başlayabiliriz. O neydi enginarlı? Enginarlı kek. Sebzeli kek daha doğrusu. Sebzeli kek ama içinde enginar da var. O enteresan. Evet, onunla mı başlayalım? Ekranda onun malzemeleri var. Ay evet ama neyse, bununla başlamışız artık. Devam yo, edelim. Yok, geçebiliriz hemen oraya. Hadi gel geçelim. Ama hamuru yaptın, dur çıkartma. Bunu yap bitir. Dur. Peki. Başladığın işi yarım bırakma derler ya. O zaman. Ama sebzeli keki alalım oradan Mahmut. Öbür şeyimizi koyalım. Diğer yani, malzemeler. Yani çikolatalı karamelli tart. Hı. Şimdi tereyağı, toz şeker, yumurta, vanilya, karbonat, un,
biraz da damla çikolatayla çok değişik bir tart hamuru yapacağız. Genelde karbonat çok koymayız ama kabartma tozu koyarız. İsteyen evde kabartma tozu varsa onu da kullanabilir. Şöyle vanilya ve karbonatı da içine koydum. Güzel bir hamur yapıyorum. Bu arada Zahide'cim senden ne isteyeceğim biliyor musun? Söyle bir tane. Şurada tavanın içine karamel yapalım. Herkes yapalım. Karameli çok merak ediyor. Nasıl yapıyorsunuz diye. Senden öğrendim diye. Ben de şuna bak, mı? Evet evet. Onun içine şekeri koyacağız. Şöyle şekeri koyuyorum. Nefis bir karamel olacak. Hatta birazcık da böyle çiğ kremayla ve tereyağıyla sos haline getireceğiz. Ben eskiden bunu karıştırıp dururdum. Senden öğrendim. Artık hiç dokun. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Aynen kendisi oluyor. Şimdi diğer ilk yazan Zahide Yetiş TV mi olmuş? Batuhan olmuş ilk yazan bugün. Sevgili fanım. Yarın inşallah Batuhan da gelir. Erzurum'dan selamlar. 3 yaşındaki kızım Beril Nevram'la beğenerek izliyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'a da selamlar. Şimdi şekeri öyle bırakıyoruz. Şekere hiç karıştırmıyoruz. Böyle karamel yaparken, krokan yaparken şekere hiç kaşık değdirmeyin lütfen. Böyle tavayı hafifçe şöyle sağa sola sallayarak ama o da böyle kenarlarından renk aldıktan sonra sağa sola sallayacağız. Hmm. Diğer tarafa da ganaj yapacağız. Ganaj için çiğ kremayı içine koyalım. Şunu. Bu çiğ krema. Evet. Böyle çikolata sosu olacak. Bu tartın üzerinde nefis bir çikolata sosu olacak. Şimdi onu koyduk. İstersen şöyle verebilirim sıyırmak istiyorsan. Sen onlara ay biraz evet, şey yapıyorsun ya. Diye. Evet. Babaannemden kalan şeyler işte bunlar hep böyle. Aman zebil etme zebil etme diye diye. Evet. Ama iyi ki öyle demiş bak. Ziyan etmemek lazım aynen. Hakikaten. Hı. Şimdi tart hamuru hazır. Hamuru yaptım. Bir tarafta karamel yapıyoruz. Bir tarafta da ganaj yapacağız. Yani çikolata sos. Ganaj dediğim şey hakikaten çok güzel bir şekilde böyle her türlü yazın mesela dondurmaların üzerine. Altını yakmadım ki ben bunun. Öyle o bana bakıyor ben ona bakıyorum. Evet. Onu dur, bir öne al istersen. Şöyle evet. Almam lazım. Şimdi o ısındıktan. İçine koy. Isınmadan mı koyayım? Şimdiden koyuyorum. Hiç fark etmez. Normalde ısındıktan sonra kaynatmadan koyabilirsin derler. Ama ben böyle hepsini koyup ondan sonra karıştırıyorum. Nefis bir çikolata sosu oluyor. Bunu keklerin üstüne, pastaların üzerine koyabilirsiniz. Yapmanız gereken şey çiğ krema ve bitter çikolatayı kremayı ısındıktan sonra karıştırmak. Bu arada şeker karamelize olmaya başladı. Hmm, şunu da kendime ayırdım valla. Evet. Ha bak gelmeye başladı doğru. Şimdi hiçbir şey de yapmadık. Böyle sağa sola tavayı oynatacağız yavaş yavaş. Yani şimdi hani krokan yapmak isteyen, karamel yapmak isteyen şekeri ilk etapta böyle eritecek. Hmm. Ben de tart hamurunu hazırladım. Sadece'cim bak böyle. Neler vardı o hamurda bir daha söyler misin hamurda bize? Hamurda bir yumurta var hamurun içerisinde. Şeker, tereyağı, karbonat veya kabartma tozu, vanilya. Aa, çikolata parçalarını koymayı unuttum içine. Üstüne koy bir şey olmaz. Hamurun içinde çikolata parçası olacaktı. Hmm. Evet onu unuttum. Neyse. Olsun üstüne koyarsın. Üstüne süslemede de kullanırız. Böyle hamura bastırıyorum bakın şöyle bastırıyorum. Şimdi burada yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Hemen onu göstereyim. Hmm, 517 yorum oldu bile. Kabarmaması lazım. Onu hemen kapattım o artık oldu. Zahide'cim elindeki kaynamaması Halil lazım. Halil Özberber annenin adını da yazaydın ya. Annemle sizi izliyoruz selam olsun size demişti. Saçınızı boyuyor musunuz? Evet ama içerik de nedir biliyor musunuz sıkıntı? Şimdi hamilelikte artık nasıl bir şey çalışıyorsa içimde çok kolay saçım uzamaya başladı. Tırnaklarım çok kolay uzamaya başladı. Doktorumun kontrolünde, şimdi marka söyleyemem buradan ama bitkisel ürünlerle boyuyorum. İlk 3 ay hiç dokunmadım bu arada. Hani şimdi. Çünkü hemen çıkıyor artık, hemen uzuyor. İnsan 2 kere ölür çünkü hayatında o kadar çok şey yaşar ki. Bir anda ölür, daha sonra da eceliyle ölür. Ha. İşte artık aşk acısıyla ölebilir diyorsunuz. Başka şeylerle ölebilir, olabilir. Aldatılmıştır. Evlattan, hayırsız evlattan hayır görmemiştir, öyle ölmüştür. Doğru, o da mantıklı ama bu değil asıl cevabı. Devam. Bak eridi. Ha, bir beyin ölümü gerçekleşir, iki kalp durur. Sanırım iki kez ölüm bu olabilir demiş Duygu. Hocama soracağım ama bildiğim kadarıyla tam bu da değil. İki kere ölmek ne demek? İnsan, hocam diyor ki, profesör biraz sonra beraber olacağız profesörümle. Bu oldu. Abi olmuş bile. Evet evet. Aa hemen oluverdi vallahi. Şimdi onu ocağın altına biraz kısıyorum. Hı. Şimdi bu eğer krokan yapmak istiyorsanız şeker eridikten sonra içine fındığı, fıstığı, bademi koyup şöyle hemen dökebilirsiniz. Ama ben şimdi karamel sos yapacağım. Ha o şeker yetmedi bir de. Eyvahlar olsun. O şeker yetmedi bir de tereyağı. Aa.
Şimdi karamel sos için erimiş şekerin üzerine hiç su koymadım dikkat ederseniz. Şeker eridikten sonra tereyağı ilave ediyorum. Ne kadar güzel oldu böyle. Nefis ya. Değişik bir oldu karamel yani. Sos oluyor. Ve çiğ krema. Çiğ kremayı da ilave ediyorum. Yavaş yavaş şöyle karıştırıyorum. İlk etapta biraz böyle sertleşiyor. Ay o bir şeye benzemeyecek gibi duruyor şu an ama. Evet şu an bir şeye benzemeyecek gibi duruyor. Bak az önce güzeldi duruyor. Ama şimdi bir garip oldu. Soğuk su mu koydun? Çiğ krema. Soğuk muydu? Çiğ krema evet soğuktu. Yavaş yavaş şöyle tekrar ocağın altına yaktım. Ben kapattım onu boşuna yanmasın evet. diye. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Bu karamel oldukça sıcak olduğu için. Bir yandan da çikolata sos oldu. Zahide'nin karıştırdığı çiğ krema ve bitter çikolata oldu. Bingöl'e kucak dolusu selamlar. Anneniz Şadiye Hanım. Bir selam söyler misiniz? Söylemez miyim Şadiye Hanımcığım? Öpüyorum sizi. Bugün oğlum 1 yaşına girdi. Onun doğum gününü kutlarım tabii. Bir su Sancar Semih Taş. Mutlu yıllar diliyorum oğlunuza. Adana'ya da selamlar. Şimdi bir soru daha sorayım mı size? Hastalıklar hepimizin kapısını çalabilir her an. Neyle Allah mücadele olsun. Edeceğimizi bilmiyoruz ama gerçekten internetten mi bakıyorsunuz yoksa doktora mı gidiyorsunuz? İnternet ne kadar hastalıklarda hayatımızda? Onu da yazarsanız hocam onu da sormuş olayım bir taraftan. Çorba tarifi vermek istiyorum. Elif abla yaparsa sevinirim. Mumcu Tuğba. Peki dur bakayım sana hemen bir mesaj atayım. Çorba tarifi güzeldir. Evet dur. Sana öpücük gönderdim. Buradan yolla bakalım çorba tarifini. Ben de Elif ablanla paylaşayım. Burada ne yaptık hemen göstereyim mi bak. Bir yandan karamel yaptık. Bir yandan karamel erirken. Şimdi burada hamuru üzerine şöyle bir şey yaptık. Bak hamuru yoğurduk tamam mı? Yumurta, şeker, tereyağı, karbonat, kabartma tozu, un. Güzelce şöyle üzerine de ne yapıyoruz? Kabarmasın diye şöyle daha küçük bir kap koyuyoruz. Bastırıyoruz. Ay bunu sen bulmuşsun. Böyle kabı nereden bulacağım? Ama şeylerim olabilir. Evet. Tabaklar olabilir. Tabaklar olabilir. Şöyle kabarmasın diye. Ama o yoksa böyle çatalla da batırarak kabarmasını engelleyebilirsiniz. Öyle de olabilir. Öyle hava mı alıyor çatalla batırınca? O havası oradan gidiyor. Çıkıyor. Kabarmıyor. Ha böylece kabarmıyor. Ya da kara fırınlama denilen nohutları, buğdayları ya da işte o baklagilleri buraya koyup kabarmıyor. O baklagilleri hep bu amaçla kullanıyorsunuz eğer şeyse. Bunun içine doldurun baklagilleri. Hiçbir şekilde kabarmaz. Onu da sırf onun için kullanırsınız. Bunu böyle fırına vereceğim. Şimdi bunun olmuşunu getirdim ben. Hemen sabahleyin fırına olmuşu. Koydum. Bayılıyorum evet. bu modada. Bak. İşte şöyle yaptım bunu da. Bizde de her an her şey yazıldığı için bir tarafımız gülüyor bir tarafımız ağlıyor ama. Çok sıcak. Bak Gülerba demiş ki eğer 17 yaşında bir evlat kaybettiyse insan her gün bin kere ölür kardeşim. Allah rahmet eylesin. Bak sesim gitti. Gerçekten Allah'a en zor şey Allah evlat acısıyla hiçbirimizi imtihan etmesin. İnsan doğmadan bile bu kadar bağlanıyorsa düşünemiyorum alıştıktan sonra. Doğru o da belki de ölümlerin en büyüğü haklısınız. Bu arada Sedef demiş ki hemen internetten bakıyoruz hastalıklara maalesef. Maalesef dediğine göre orada bir sıkıntı var. Peki o sıkıntı ne? Hocam gelince soracağım. İnsan iki kere ölür. Birincisi bu dünyadan ayrılırken, ikincisi de ahiret hayatında hesap görüldükten sonra ölür diye düşünüyorum. Hatice Atlı, çok güzel. Hocama soracağım. Onun cevabı bu da değil bildiğim kadarıyla. Çok enteresan. İnsan bir kere doğar, iki kere ölür diyor. Sen ne yapıyorsun? Ben burada mücadele vermeye çalışıyorum. Ay yaptıydın zaten. Ay bak çok sıcak ya. Şimdi bunu göstermek istedim size. Ay, çok nasıl güzel iki olmuş. Çukur oluyor? Gördünüz mü? Görmez şimdi miyiz? Hemen bunun içine yapmış olduğumuz karameli dökeceğiz. Bak böyle. Ay, bak donmuş bile çatalındaki. Çatalın ucundaki. Şöyle döküyorsun dün karameli. Dün çatal tatlısı ne kadar güzeldi ya. Çok güzeldi değil mi? Of sonrasında yedim onu mutlaka bir deneyin. Gerçekten çatalla yapılınca bambaşka oluyormuş. Şimdi bu karamel sosun aşağı yukarı böyle 10 dakika donması lazım. Mutlaka dondurduktan sonra üzerine çikolata sosu dökeceğiz. Ama ben şimdi hemen onu göstermeyeceğim. Direkt çikolata sosunu üzerine dökeceğim. O senin yaptığın çikolata sosunu. Birazcık şöyle kenarlara da... Hazır böyle çikolatamız varken dökelim. Çikolata sosunu da alayım mı hemen böyle? Hemen getirdim. Evet. Sonra çileklerle süsleyeceğiz. Hemen üzerine dökebilirsin. Direkt donmuş mudur? Evet evet. Peki. Donmadı da ama donduktan sonra yapabilirler. Yalnız bu bunun içine girdi bak. Olsun olsun daha lezzetli olacak. Öyle mi? Acayip güzel oluyor. Evet. Ama izleyicilerimize önerim donduktan sonra yaparlarsa çikolatanın görüntüsü daha da güzel oluyor.
çok kolay. Yani karamel yapmak gerçekten çok kolay. Düşündüğünüz karamel gibi zor değil. Karamel yapmak kolay. Bunu midede eritmek zor. Sıkıntı orada. Yoksa yapmaya ne var? Değil acaba mi? Beyin gücüyle biz, mesela ben şimdi kendimi durduruyorum. Bunu yemiyorum. Hani Ramazan'da nasıl kendimizi durduruyoruz? Önümüzde hani kim bilecek atsanız ağzınızı evde, değil mi? Ama Allah korkusuyla mesela ve inancımızın gücüyle bunu halledebiliyoruz. O zaman beyin gücüyle zayıflayabilmemiz de gerekiyor. Niye yapamıyoruz? Niye başladığımızı bitiremiyoruz bir türlü? Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sabahtan beri sizin sorunuzu soruyorum, biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Herkesin farklı cevapları var ama ben soruya bir kere hayran oldum. Bu arada benim kızlar sizi bir övdü, bir övdü. Her hoca yapmazlar bunu hocam. Öyle mi? Oo, hem de nasıl? Teşekkür gelse ederim. Gelse her gün getirin, her gün konuşsun, sabaha kadar dinleyelim. Sağ pek olun. Sevmişler sağ sizi. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ama kesinlikle hak ediyorsunuz. Dünya çapında hocam literatürlere geçmiş. Hatta binlerce, bak kendisi beyin cerrahı yetiştirmiş. Son derece kıymetli bir zatı muhterem. Şiir yazıyor, bir taraftan okuyor, söylüyor ve daha da güzel ne biliyor musunuz hocam? Bizim anlayacağımız şekilde konuşuyorsunuz. Şahane. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle soru sordum hocam. Bir insan nasıl bir kere doğar ama iki kere ölür? Olur. Sizin konuşalım. Tabii. Cevabını memnuniyetle. Sizden alacağım. Kesinlikle. Şahane. Bir de hocam bize... Veya hiç ölmez. Veya hiç ölmez. Hiç ölmez. Doğru, doğru. Esas önemli olan ölmemektir. Becerebilir miyiz ki acaba? Elimizde. Yapanlar var ama değil mi aslında? İsimlerini sayarım size ben. Harikasınız. Memnuniyetle. Şahanesiniz. O zaman bir insan nasıl bir kere doğuyor, iki kere ölüyor ya da hiç ölmeyebiliyor konuşacağız yayında. Memnuniyetle. Instagram'da sizi de tagledim bu arada. Cevap yazanlar var, sonra onlara bakın hocam. Şimdi peki, hazır oradayken. Peki teşekkür biz ederim. Biz yemek yaparken. Sağ olun. Hemen geleceğim yanınıza. Şimdi doktora danışmadan ilaç alıyor musunuz? Bir evet hayır yapalım mı? Hazır doktorumuz da buradayken bir beyin cerrahı. Doktora danışmadan ilaç alıyor musunuz? Evet ya da hayır diyebilirsiniz. Koyduk mu Sevil peki? Yaptık mı bunu? Koyalım. Hah dur ben yapayım. Ben yapayım tabii. Böylece doktorlarımıza da soralım. Saideciğim bu neredeyse bitti. Bir tanesini çalabilir miyim? Tabii tabii. Hemen. Şöyle hepsini alabilirsin hatta. Hı? Şimdi ne yaptık? Tartı güzelce pişirdik. Şöyle birazcık da fındıklarla süsleyelim. Karamel sosu yaptık, sonra çikolata sosu yaptık. Çileklerle birleştirdik. Ay sabah sabah gözüm gönlüm açıldı. Şahane görünüyor. Şahane görünüyor, sabah sabah gözüm gönlüm açıldı. Şimdi doktora danışmadan ilaç alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Evet mi? Hayır mı? Hadi cevaplayın lütfen bizim için, ben de yayında söyleyeyim. Görünüyor sabah. Birazcık da şöyle çikolatalardan koyalım üstüne. Şimdi donduktan sonra dilim dilim kesebilirsiniz. Harika olacak. Çikolatalı karamelli tartımız hazır. Karameli yaptık. Tartın üstüne piştikten sonra döktük. Sonra çikolatayı koyduk ve sonra çileklerle süsledik. Biraz fındıkla, biraz çikolata parçalarıyla harika. Donduktan sonra nefis olacak. Şimdi sebzeli tarta geçebiliriz ama hemen malzemelerini söyleyeyim mi? Bunu tekrar söyleyelim mi? Karamel için şahane toz oldu. Şeker, tereyağı ve çiğ krema kullandık. Toz şekeri hiçbir su koymadan sadece böyle tavada erittik. Ondan sonra içine şekerini, tereyağını ve çiğ kremayı koyduk. Karamel oldu. Ondan sonra üzeri içinde çiğ krema ve çikolatayı güzelce eritip çikolata sosu yaptık. Onu her türlü sosta kullanabilirsiniz. Bunu yazın dondurmayla da harika olur, üzerine dondurma. Of, of, sıcak of. Değil mi birazcık şu anda? Ama çok güzel görünüyor. Çok güzel oldu hakikaten. Ama mesela şimdi ben kendimi tutup mesela bundan bir parça belki kenarını alacağım ama sonra almayacağım. Sonra almayacağım. İşte bu beyin gücü nasıl kullanılıyor? Onu konuşacağız bugün. Hepimiz başlıyoruz bir şeylere, diyete vesaireye. Hadi yaz geliyor falan diye ama sonra tutamıyoruz kendimizi. Neyi eksik yapıyoruz? Ya da kendi kendimize nasıl beynimizi çalıştıramıyoruz? Bu onu da bir önceki aşaması. Enginarlı keke gelelim. Enginarlı keke geçelim. Aslında bu hamurun içinde çikolata parçaları olacaktı ama unuttum. Buna da koymayı unuttum ben sabah hemen yaparken. Buna da koymayı unuttum. Çikolata parçalarını olsun, içinde daha olabilir. Daha güzel olacak demek ki. Üzerine bir şey koyup hemen fırına koyuyoruz. Şimdi hemen daha şahane oldu sabah donacak, sabah. Donacak, çok güzel oluyor. Şimdi burada da enginarlı veya herhangi bir sebze. Ha, telefonum nerede diyecektim. Neyi kullanmak istiyorsanız. Evet hayır yapıyorlar da şimdi o yüzden telefonum orada, hemen alacağım. Oylamanızı merak ediyorum ben de. Şimdi ben burada hangi sebzeleri kullanıyorum? Patates, havuç, enginar, kırmızı biber, yeşil biber, hangisi varsa şöyle incecik 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 hepsini doğrayacağız. Ay ben buna anne patates diyorum. Artık böyle patates yapan da azaldı. Değil mi? Böyle hazır patatesler çıkınca pek çok yerde değil, prize de saklanabiliyor ama bu anne patatesi. Hatta benim babaannem bunun da hiç şeysiz yediğini bilmem.
kabuksuz. Kabuklarıyla yapardı bana hep. Ay ne güzel. Tabii, bak o da en güzelmiş. Güzeli. Aynen. Şimdi enginarı da hemen doğrayayım. Bak böyle enginarlarımız var. Enginarla kek olur mu demeyin. Vallahi acayip güzel oluyor. İçine isteyen bezelye koysun, farklı malzeme koysun. Ben biliyorsunuz balıkla da kek yapıyorum. Ama balıkla mı? Evet. Yok artık. Acayip güzel oluyor. Aa. Yani böyle hani kek dediğim hani biraz böyle yumurtayla çırpıldığı için kek diyorum. Tart da olabilir, turta da olabilir, sebzeli turta. Bak dünkü şeyimse hala kalmış. Çikolata faydalı %62, zararlı %38. Artık o gitmek üzere gerçi. Şimdi sorumuz var. Bir insan bir kere doğar, iki kere ölür ya da hiç ölmeyebilir. Peki nasıl? Hocam gelecek ve cevabını verecek biraz sonra. Doktora danışmadan ilaç alıyor musunuz? Evet ya da hayır diye oylama başladı. Bakalım siz neler yapıyorsunuz? Komşunun ilacı daha mı iyi geliyor doktordan? Bazen işte geçmiş tecrübelerimizi de hiç sormadan yaşıyoruz ama değişmiş olabiliyor. Yani mesela ay eskiden kullandım iyi geldi hadi bir daha kullanayım diyoruz değil mi? Bizim en büyük hatamız ne aslında biliyor musun? İlaçları bunu özellikle çocuklarda hele hiç yapmamak lazım. Çocuk iyileştiği zaman ya da biz kendimizi iyi hissettiğimiz zaman tamam artık ilaç görevini yerine getir deyip bırakmak. Özellikle antibiyotik. Aynen. O yüzden lütfen doktorunuzun verdiği ilacı sonuna kadar kullanın. Bitene kadar kullanın. Sakın yarım bırakmayın. Ben onu duyunca çok üzülmüştüm. Antibiyotikleri yarıda bırakınca yararından çok zararı oluyormuş. Kesinlikle bir daha aynı ilacı aldığınızda aynı etki göstermiyor. Vücut ona direnç kazanıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden aman ha bitirmeden bırakmayın. Siz iyileşmiş olsanız bile. Bu arada mesela karaciğer, akciğer, ne bileyim bağırsaklar. Gerçi bağırsak da bazen konuşur gibi ses çıkartıyor ama. Diğer organlar konuşmaz ama beyin konuşur diyor hocam. Peki nasıl oluyor bu? Göreceğiz birazdan. Hocama merakla bekliyorum ben de soracağım diğer soruları da. Şimdi ben de burada enginarı, havucu ve patatesi şöyle küp küp doğradım. Hemen bu malzemelerin içerisine kırmızı biber, yeşil biber ve taze soğan koyacağım. Aslında bir nevi mücver yapar olacak, gibi. Börek mi olacak ya? Aslında kek olacak. Kekten çok böreğe benzedi sanki ama renkler şahane. Renkler çok güzel. Mücver de yaparken aynı yöntemi yapıyoruz ama mücver yaparken birazcık peynir falan koyuyoruz. Bunda peynir yok. Şöyle hemen biberleri şöyle şey yapayım. Hızlıca doğrayacağım. Burada tabii önemli olan her şeyi güzelce doğramak. Evet tam önünüze koydum onu. Bak ben ondan. Evde mesela birkaç çeşit peynir kaldıysa eğer o peynirleri bir araya getiriyorum. Üzerine de şimdi bunun içini böyle dolma yapar gibi kullanıyorum. Evet. Üzerine de birazcık böyle yumurta çırpıp şöyle üzerine koyup fırına gönderiyorum. Ay. Biraz maydanoz. En sona. Yumurtalı bunu, ekmek yaparken tabii yumurtalı gibi. Yumurtalı biber. Bunu şeyde ay elimiz karıştı. Tabağa böyle kenarına koyuveriyorum. Nasıl lezzetli ve güzel görünüyor anlatamam. Çok güzel olur. Aslında iyi fikir. Ekmeksiz. Evet. Harika bayağı bir yöntem. Bayağı bunu dilim 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 yiyebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Tam şurası iç harcına. Çok tuzlu olmayan böyle aynen. Peynirleri. Şahane oluyor. Peynir üzerine yumurtası da oluyor. Biraz maydanoz da gelince şahane bir tat oluyor. O zaman önce peynir, maydanoz, yumurtalı bir karışım hazırlayıp içine doldurursun. Aynen. Ondan sonra da hop. Hatta biraz üzerine galeta unu koyup. Galeta daha da, seninki daha da pratik evet, oldu. Aa, galeta unu hepsini birden batırıp ama o zaman fırın yok, olmaz. Yok sadece üstüne, daha üstü kıtır olsun ha, diye. Doğru bak onu hiç yapmadım şahanesin. Çok güzel olur. Bir parça da galeta koyulabilir doğru. Taze soğanları da hemen doğrayalım. Tüm yeşillikler doğrandıktan sonra iş çok kolay oluyor. Hemen yumurtası, sütü, yağı, biraz unu, biraz da mısır unu koyuyorum. Mısır unu koymayabilirsiniz ama mısır unu gerçekten çok lezzet katıyor. Onun için birazcık da mısır unu koyuyorum. Şu yeşillikleri Yıldız de doğradım. Yıldız Türkmen, annesi, Zahide abla annem hep sizi izliyor. Ne olur söyle adını. Peki söylemiş oldum. Konya'ya, Gaziantep'e selamlar. İki kere ölür çünkü hayatın o kadar çok şey yaşar ki bir anda ölür daha sonra eceliyle ölür. Yani işte evlat acısı dedi bir hanımefendi mesela Allah, az önce yazdı. Daha fazla bir ölüm düşünemiyorum. Ordu'ya selam, Adana'ya selam. Diyetteyim ama sen çikolatalı kek yapıyorsun Zahide abla. Kalkıp yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Bebeğimle beraber seni izliyoruz. Sen zaten eğer süt müt veriyorsan diyet miyet unut. Boş ver. Tabii. Manken mi olacaksın? Boş, onlar bile yapmasın yani. Görkem'miş bak çocuğun adı. Görkem'le sizi izliyorum. Oh öpücük yollar mısın? Yolladım bile. Hayırlısıyla inşallah hepimiz evlatlarımızı kucağımıza alalım. Annesiyle izleyen ne kadar çok kişi var ya. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bak hazır. İçine tüm malzemeleri koyalım artık. Yeşillikleri doğradık. Enginar içinde. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Sana sürpriz yapacaktık olmadı. Aşkım sana kır diyecektik. Heyecandan hızlı.
Gösterme. Aa, geçmiş olsun. Sözde bana yumurtaları kır diyecekmiş. Bu yumurta çıkacakmış ama... Ya işte böyle elin ayağında dolar. Abi ben bu yumurtayı yerim. Ye. Abi bugün zaten vallahi yumurtamı yememiştim bak. Her gün bir yumurta yiyorum hamilelikte. Bazıları diyor ki hiç kilo almadınız. Tabii böyle durunca almadım. Yan dönünce aldım. Hatta bayağı belli oluyor yan. Ama mesela günde bir yumurta. Tamam gör Ali. Böyle olunca bak mesela hiçbir şey yok gibi görünüyor değil mi? Hiç almadım. Terlik hiç almamışım gibi görünüyor. Eskisi gibi. Ama yan dönünce... Epey belli oluyor. Kayınvalidem de diyor ki niye yan dönsen arada diyor göbeğine bakacağım ben diyor. Onun için özellikle yan fotoğraflar çekip gönderiyorum her gün. Şimdi yumurtayı sebzelerin içine kırdım. Sebzeli kek yapıyoruz. İçine enginar koydum. Enginar, havuç, taze soğan, patates. Güzelce bakın enginarı görüyorsunuz değil mi? Şöyle doğradım. Maydanoz, istediğiniz her türlü yeşillik olabilir. Yumurtalar, mısır unu. Ya şöyle zade görmeden hemen dökeyim. Ama o döktüm. Onsuz olmuyor. Of of. Süt. Yoğurt. Böyle çok güzel oluyor. Sonra baharatlar. Acıyı az koyalım. Çünkü acı oluyor demiştiniz. Karabiberi bol. Ondan sonra tuzunu da şöyle dökelim. Evet. Ama patates tuz. Ya sen tuz döktün. Yavrucuğum, hayır. Ama alamıyorum şimdi tuzunu. Bakar mısın nasıl alacağım ha? Alamayacaksın. Harbiden alamayacağım ya Rabbim. Gitti tuz gitti. Olsun, alabildiğimi aldım yine de. Ne İnanamıyorum. Kadar çok tuz koyuyorsun. Ya ama hakikaten o kadar olmuyor yahu. Bak neyse. Bak ağzının tadı değişecek. Peki. Birazcık da az tuz alışınca değişecek. Ben eskiden yumurtaya bile, şimdi böyle yumurta yiyorum ya, ona bile tuz koyardım. Sonra dedim ben ne yapıyorum ya? Ama yumurta tuzu sever, patates tuzu sever. Şimdi ben var ya seninle beraber yaşasam 100 kiloyum kesin yani. Aman ye boş ver diye sen beni şişireceksin vallahi. Mısır unu koydum ve kabartma tozu koyuyorum. Bir miktar da un koyuyorum. Un oranını hani daha az koyabilirsiniz. Şöyle tüm yeşilliklerle yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve baharatlar güzelce karıştı. Aslında bir nevi sebzeli mücver de diyebilirsiniz ama içinde enginar olması veya kabak koyabilirsiniz. Hani çocuğunuzun sevmediği yiyecekleri biraz böyle içine yavaş yavaş alıştırma şansınız var bu yöntemle. Şimdi hemen şöyle altına mısır unu koydum. Fırın kabını koyacağım. Bu altına niye mısır unu koydum? Çünkü daha kıtır kıtır olacak altı. Lezzetli olacak. Birazcık daha şöyle un serpelim. Orada kaç çeşit un var öyle? Hem mısır unu, mısır unu var, bir normal un var. Hem normal un. Aynen öyle. Şimdi bu karışımı da oraya dökeceğim. Ve sen onu dökerken bak ben Bertan Bey ne yazmış? Urfa'dan herkese selamlar. Ahmet ben. İnsan şu anda uykudadır. Ölüm onu uyandığı andadır. Ama biz bu uykudan uyanmaya korkuyoruz. Mesela derler anne karnındayken bebek asıl yaşamı orada zannedermiş. Doğarken niye ağlarmış? Çünkü öldüğünü zannedermiş. Oysa biz o doğuyor diye sevinirken o da Allah'ım ben herhalde ölüyorum diye korkudan ağlarmış derler. İnsan nasıl olur da bir kere doğar ama iki kere ölür? Hatta bazen hiç ölmez. Hocam gelecek ve cevabını verecek inşallah. Şimdi bu fırına gidiyor. Şimdi fırına girecek. Burada bir püf noktası var. Kaşar peynir gelecek üstüne. Ama kaşar peynir ne zaman gelecek? Bu sebzeler bir 20 dakika pişsin. 20 dakika sebzeler piştikten sonra üzerine şöyle kaşar peynirini dökeceğiz. Sonra kaşar peynirler eriyecek. Ama şimdi dökersek yanar. Onun için birazcık pişecek. Piştikten sonra hop şöyle götürüyorum fırına, sonra kaşar peynir. Sen onu götürürken ben de şey okuyayım. Doktora sormadan ilaç alıyor musunuz diye sormuştuk Instagram'da. Evet diyenler %36, hiç küçük bir rakam değil. %36. Hayır diyenler %64. Yani 3 kişiden biri doktora sormadan ilaç alabiliyor. İkisi de doktora soruyor. Bakalım biz de doktora soracağız şimdi. Bu arada dünya güzeli bir çiftimiz vardı biliyorsunuz. Bize Zonguldak'tan geldi. Zonguldakçı emekçilerimize, maden işçilerimize buradan selam ve sevgiler gönderelim. Onlar bir vesile aslında. İşte böyle akrabalık kurmuş gibi olduk. Dün stüdyolardaydılar. Ay onlar ilk ahırda dans ettiler. Fenomen oldular. Ama beyefendi nasıl şeker dedim böyle. Karısını şöyle ne yapıyor da şöyle alıp böyle kaldırıyordu yüzünü eski Türk filmlerindeki gibi. Şimdi ahırda danstan sonra dedik ki madem İstanbul'a getirdim. Bir de Boğaz'da dans etsinler. Boğaz'da yemeğe götüreyim. Bakın neler yaşadılar. Sonra doktorumuzu alıyorum hemen. Elimiz kutu gibi bir saraya konmuştuk.
Şarkı söyledi, eşiyle dans etti. Aşklarına inekleri şahit oldu. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Kazdondu çiftine Zahide Yetiş'in büyük sürprizi. Arkadaşlarının doğum gününde çektikleri bir kutlama videosuyla tanıdı Türkiye Namık ve Hatice Kazdondu çiftini. Ahırlarında ineklerinin şahitlik ettiği danslarında birbirlerine duydukları aşk herkesi etkilemişti. Birimiz peri kızı, birimiz padişahı. Zahide Yetiş davet etti. Kazdondu çifti bu kez stüdyomuzda dans etti. Mazide kalan günlerden bizde sevgi kalmadı. En güzel duygularla yuvamızı kurmuştuk. Dost bende hayallerle karı koca olmuştuk. Benim ağrım, yani bir iş yaptığım zaman mesela bu buralarımda böyle ağrım oluyor, böyle kollarımda. Hı hı. Sağlığına kavuşan Namık Bey ve eşine yayınımızın hemen ardından Zahide Yetiş'in bir sürprizi vardı. Sevgiyle bakan gözleri bu kez İstanbul Boğazı'nda yedikleri yemekte buluştu. Namık abi ve Hatice abladan 13 yıllık mutlu evliliklerinin sırları. Sen mi daha romantiksin yoksa Hatice ablamız mı daha romantik? Ya, romantik açısından ben biraz romantiyim. Dedim ki seni gezdireyim. Nereye gidelim dedi. Dedim hadi gel hayvanat bahçesine gidelim. Sen dedim oraya iletelim dedim. İleride iki tane böyle midilli at gördük. Bir tane de paytonlu at gördük. Hanıma dedim ki hadi geç dedim şunun birine de sen bin. Oradan da adam dedi kim binecek buna dedi. Hanım binecek dedim. Ha bu dedi buna binecek dedi. Ondan sonra, ya sen dedim, dedi sen ne yapıyorsun bu dedi bunun belini kadar dedi ya bunu dedi ben bindireyim. Orada da bir değişik bir ortam yaratayım dedim. Onu da adam kabul etmedi. Namık abinin Hatice ablaya yaptığı jestler her zaman yüzünü güldürüyor. Buyurun. Teşekkür ederim, ben de seni çok seviyorum. Ben teşekkür ederim. Bu tatlı senden tatlı değil. Buyurun Hatice Hanım. Senden tatlı değil ama olsun. Buyurun. Senden de tatlı değilmiş ama. Teşekkür ederim böyle nazik düşündüğüne dolayı. Namık abi ve Hatice ablanın ufak atışmaları da evliliklerinin tuzu biberi. Başlıyorlar dans yüzünden tartışmaya. Çoğu kişiye göre burası daha romantik ama bizim de bir alışkanlığımız var. Ne bileyim burası bize daha romantik geldi. Burası daha romantik. Ya tabii burası. Eşinize soralım. Burası da güzel. Güzeldi yani. Burası daha güzeldi. Ama sonuçta aşk kazanıyor. Bu kez danslarını boğaza karşı yapıyorlar. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Senin için geldim. Seviyor musun? Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Ben de seni sevgilim. Bir takına gelirken inekleri de getiririz burada. İlaç kullanımında yaptığımız en büyük hatalar neler? Hasta olduğumuzda ne zaman doktora başvurmalıyız? Düzenli doktor kontrolü yaptırmak ne kadar doğru? Alzheimer neden artıyor? Beyin, omurilik ve sinir cerrahı Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın çarpıcı açıklamalarıyla şimdi Zahide Yetiş'le de. Hoş geldiniz efendim. Darısı herkeslerin başına yalnız. Abim beylere biraz kötü örnek oldu. Hanımlar şimdi bak ahırda bile romantizm yaptı adam diye bekleyeceğiz. Hakkımız değil mi? Hakkımız tabii. Demişken İsmail Hakkı Aydın Profesör Doktor Hocam çok şıksınız. Teşekkür Hoş geldiniz. Sizi anlata anlata bitiremedim vallahi. Tadı damamda kalan sohbetinizden sonra. Sağ olun. Hem düşünür, hem edip, hem şair, güftekar, musiki, şinas, teolog, filozof, hattat, dünya çapında kabul görmüş pek çok eseri var. Onun dışında yayımı var. Onun dışında ameliyat şekli var. Bir beyin cerrahı. Son kitabı da
Sağ olun. Beyinsizsiniz. Ya şu kitapla ilgili bir şey söylemişsiniz. Çok hoşuma gitti hocam benim ya. Ne söylemişim? İlmimin zekatı bu kitap demişsiniz ya. Bayıldım ya. Efendim. İlmimin zekatı. Şimdi her şeyin, Zahide Hanım bakın. Kainatta her şeyin zekatı vardır. Biz bu dünyaya boşuna gelmedik. Yaşayıp eğlenmeye gelmedik. Hayata bir şey katmaya geldik. Allah onun için beyin verdi bize. Yani hayata katkı sağlamayan insanın hayata, topluma yükü vardır, yüktür. Eğer sizin eksikliğiniz hissedilmiyorsa varlığınız topluma yüktür, aleme yüktür. Eyvah, bu çok sizin önemli. Eksikliğiniz hissedilmiyorsa... Yani evet, siz eksikliğiniz dünyada, kainatta hissedilmiyorsa, yani katkı sağlamıyorsanız varlığınız bu aleme yüktür. Yük olmamak için ne yapmak lazım? O zaman hayata katkı sağlamak lazım. Hayata bir şey vermek lazım, bir şey bulmak lazım. Bir şey. Dünden bugün daha iyi durumda olmak lazım. Sadece kendimiz için değil, bizim için, kendimiz için değil de alem için yaşayabilmek lazım. Şimdi onun için dünyada her şeyin bir zekatı vardır. Yani bir tasadduku vardır. İnsanlar için hayata vereceksin sen bunu. Şimdi ilmin zekatı var, zekanın zekatı var, malın zekatı var. Malın zekatı hepinizin bildiği gibi işte bir miktar para alıyorsun veya mal cinsi cinsinden veriliyor. Zekanın zekatı da espri yapmaktır. Siz de sabahtan beri mesela burada geliyorsunuz, insanlara hoş vakit geçiriyorsunuz, zekanızı esprinizle beraber aktarıyorsunuz. Güzel, bu çok ehemmiyetli. Tabii ki, beraber. Tabii ki, teşekkür ederim. Bir başka ilim insanlarında, bilim adamlarında, bilim kadınlarında vermesi gereken ilminin zekatı vardır. Yoksa ilim insanların sırtında yüktür. Aktarmadığı müddetçe. Aktarırsan rahatlarsın. Bakın ben geçen de evvelsi gün Adıyaman Üniversitesi'ndeydim. Daha önceki gün Rize'de Fen Lisesi'ndeydim. Daha önce Gümüşhane Üniversitesi'ndeyim. Daha önce değişik üniversitedeydim. Böyle. Niye gidiyorum? Gençler, niye gidiyorum? Niye? Ben bunlardan bir kuruş para almıyorum. Bak bunu söyleyeyim. Bir kuruşa niçin gidiyorum? Milletin, insanların beynine bir ışık yakabilmek için. İlmimi, tecrübemi aktarabilmek için. Beyinde ışık yakmak ne demek? Efendim, beyinde ışık yapmak, istersen şunu sorduğunuz soruyu bitireyim de ondan sonra. Yani niye beyinsizsiniz? O kadar çok soru geliyor ki aklıma tabii benim. Tabii sorun, hepsini cevap. Mümkünse sabaha kadar konuşabiliriz. Vallahi müsaade. Mümkün olsa hiç şimdi, sıkıntı yok. Bakın, niye biz mesela geçen de Çayeli Fen Lisesi'ne davet ettiler. Ben normalde bilimsel kuruluşlar haricinde pek gitmiyorum. Ama öğrenci olduğumu koşuyorum. Ve bir kuruş da para almıyorum ben. Sizin önerdiğiniz için şimdi yayında. Vallahi herkes hayır, daha da çok davet ediyor. Öğrenciler için gece gündüz uykumu feda ederim. Niye? Bir ışık yapmak istiyorum beyinlerde. Yani bakın, insanlık bugüne kadar belli insanların, belli kişilerin beyinlerinde bir ışık yaktıkları için bugüne gelmiştir. Siz ifade ettiniz programda, jenerik olarak söylediniz, dediniz ki ölümsüz olmak. Evet, ölümsüz olmak bizim elimizde. Bir insanın tek doğum tarihi vardır ama iki ölüm tarihi vardır. Bir tanesi biyolojik ölüm tarihi. Allah bir ömür verdi, bitiyor. Fakat gerçek ölüm tarihi sizin elinizde. Peki bu bir nasıl? Bir insanın gerçek ölüm tarihi kendisinden en son bahsedildiği tarihtir. Ya. O zaman siz eğer eksikliğinizi hissettirmişseniz dünyada, o zaman siz yaşıyorsunuz demektir. Benim babaannem o zaman hala yaşıyor. Beni babaannem büyüttü. Ben hep babaannemden bahsederim. Herkes bilir. Ama siz, Allah gecinden versin, öldükten sonra babaannenizin yaşaması mümkün değil. Arasan anlatacağım. Ama çocuğumu anlatacağım. Aktaracaksınız. Tabii bilginin aktarması, işte onu söylüyorum. Bilgi aktardığı müddetçe ilmin de zekatı bilgiyi aktarmaktır. İşte bak, torununuza ne kadar yatırım yaparsanız torunuz sizden bahsedecek. Efendim, torununuza yatırım yapmayın. İnsanlığa yapın. Ha, tabii. Kainata yapın. Tabii. Evrene yapın. Bakın, her şeyin canı vardır. Karın canında, sineğin de, kelebeğin de, kuşun da, vahşi bir hayvanın da, yavrusunun da hakkı vardır bizim ilmimizden. Onun için ben bu kitaplarımı da ilmimin zekatı olarak aktarıyorum. Ha, bir bilim insanı kendisinden faydalandığı müddetçe, yani insanlık, alem ondan ne kadar bilgisel bilgi olarak, tecrübe olarak aktarılıyor, faydalanıyorsa yaşıyor demektir. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Eğer bir insandan bahsediliyorsa, bugün diyorsak ki işte İbn Sina böyle yaptı, Hipokrat böyle yaptı, Einstein böyle yaptı, milattan önce aha, Sokrat, Aristo, Eflatun, Lavoisier, Bruno, John Hush, bunları sıraladığımız zaman da hepsini öldürdük. Hepsinin başına bir şey. Biz İbn Sina'yı hem de kandırıyor. Ama o tam evet. Zehirlendi mi yoksa? Hayır. Tam... Hayır. İbn Sina, siz kitaplardan okudunuz herhalde bunu. Siz de dinledim. Öyle mi? Kitaplarınızı ha, şeyde, okudum. Programda. Aynen. Sevgili şimdi, Emre Dorman'a selam, sevgiler. Evet, Emre çok Bey'in seviyorum. Programında. Aynen. Teşekkür. Onu programda söylemiştik. Evet, biz Lavoisier'in kafasını kestik.
Ama Lavoisier olmasaydı, bakın bugün beyin nakli belki Lavoisier'in ışığıyla gidecektir. Ne alaka demeyin. Adam biraz sonra giyotinle kafası kesilecek. Diyor ki bilim, bak bilim adamı, adamın kafası nasıl çalışıyor? İyi çalışmışsın sen de dersin. Her zaman ya. Hocam. Her zaman siz geleceksiniz. Ne dedi? Sizi buyurun söyleyin. Estağfurullah, sizin yanınızda mı? Hayır, lütfen. O zaman bak, biri ölüme gidiyor. Adamı öldürecekler. Hem de saçma sapan sebeplerle. Niye? Çağın ilerisinde düşündüğü için. Niye? Onlara henüz uygun olmayan ama aslında gerçekliği olan şeyleri söylediği için. Diyor ki bilim adamı arkadaşına, eğer diyor giyotin kafamı vurduktan sonra bu kafa sepete düşüyor. Sepete düşünce diyor gözümü iki kere kırparsam. Beyin çalışıyor. Ve yapıyor bunu. Ve yapıyor. Evet, iki defa çalışıyor. İki kere kırpıyor. Evet. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bundan bir ay önce yapılan bir çalışmada öldükten sonra beynin 10 dakika kadar daha çalıştığını ispat edilmiş. Eğer onun belki yarın beyin dondurmaya gideceği, belki insanların dondurulmuş insanlar gündeme gelecek. Hocam, ama şu ışığı anlatayım müsaade ederseniz. Hocam biz bugün ne yapacağız? Ama ne yapacağız, bu ışık nasıl yakacağız insanların beynini? Siz konuştukça yanacak. Ama tam bunu dediniz ya şimdi. Peki. Hocam siz bana bakmayın. Ben o kadar çok şey hazırladım ki. Peki. Küçük küçük sormak istiyorum. Mesela açlık hissi dondurulunca kilo vermek kolaylaşıyor diye bir haberimiz var. Bayıldık hocam bu habere. Açlık hissi? Açlık hissi dondurulunca kilo vermek kolaylaştırılıyor. Şimdi ben bunu bilim insanı kimliğimle cevaplarım. Tabii ki. Ben bir okuyayım. Şöyle demişler. Tabii. Araştırmaya göre. Hep de bu Amerika'da yapılıyor. Ah burada da yapılaydı da. Ya burada da yapılıyor. Bizde de yapılıyor. Süper. Tabii bizde de yapılıyor. Beyinden salgılanan ve açlık siniri olarak adlandırılan kısım dondurularak sürekli acıkma hissinin önüne geçildiği söylenmiş. Araştırma için belirlenen 10 kişiye yapılan iğne, bu iğne sayesinde 2 dakika boyunca beynin açlık siniri bölümü öldürülmüş, dondurmuş daha doğrusu. Obezite sorunu yaşayan bu hastaların 30-45 gün arası daha kolay kilo verdiği görülmüş. Hasta bu insanların yağ oranları %3.6'dan %13.6 arasında değişiklik göstermiş. Peki bana ne soruyorsun şimdi? Şimdi beynin bir bölümünü dondurup da bak, o bölümün işlevselliğini değiştirmek Zahide mümkün Hanım, mi? Bakın ben bilim adamı kimliğimle konuşmam lazım. Şimdi şöyle de, hangi insan beyninin bir kısmını dondurarak kilo vermek ister? Yok böyle ya, Allah korusun başıma bir şey gelir diye. O zaman evet. Ha ileride bakın, olur mu acaba şeyde, böyle şeyler? Efendim bakın bugün bu çalışmalar yapılıyor. Brown Üniversitesi'nde Profesör Donaghy'nin yapmış olduğu çalışmalar vardır. Farelerde bazı noktalara stimülüs vererek açlık hissini ortadan kaldırıyor. Stimülüs vererek başka bir noktaya stimülüs vererek doyma hissini ortadan kaldırıyor. Devamlı obez yiyor, ne bulursa yiyor hayvan. Bunlar yapılıyor. Ama bugün hangi insan beynime gelsen benim bir elektrot koy da orayı uyar da hadi dondurmayı bir tarafa koy. Dondurmak daha kötü, ağır bir şey. Hadi sen küçük bir elektrot yerleştir benim beynime de ben yemeyeyim falan. Bunu hangisi kabul eder? İradeyi kullanamayan insanın insan olmaya hakkı yok. İrade diye bir şey var yahu. Ya. Bakın niye dedim ki beyinlerde ışık yakmak? Şimdi ben beyin cerrahıyım. Ben beyin cerrahı olarak hayatım boyunca yapacak olduğum işte milyonlarca hasta bakarsın. Efendim söyleyeyim ne bileyim işte 50 bin tane 100 bin tane ameliyat yaparsın. Ama bir çocuğunuzun, sizin çocuklarınızın bir tanesinin beyninde bir ışık yapar da yani bir İbn Sina gibi, bir Aristo gibi, bir Eflatun gibi, bir Gazali gibi, bir Tesla gibi, bir Einstein gibi bir insan yetiştirirsek insanlığı aydınlatır. Yani insanlığa katkı vermek önemlidir. Kesinlikle. Allah da bunu soracak. Yarın Allah'ın huzurunda en büyük bizim imtihanımız ve sorusuna cevap veremeyeceğimiz en büyük problem şu beynini niye kullanmadındır. Ya. Çünkü beyin öyle bir organ ki yani kainatı idare edebilecek bir organ beyin. Onun için beyinsizsiniz diye 14. kitabım. Tabii bunun arkasında yapay zeka çıkacak, belki dondurulmuş insanlar çıkacak, bir sürü daha kitaplar hazır şekilde bekliyor. Ama biz şimdi bunun en basit haliyle beynimizi niye mesela en hani hayatın tam ortasından bak yiyecek içecek ve kilodan devam etmişken başlıyoruz biz diyete. Yapacağız diyoruz. Bu sefer kilo vereceğiz. Çünkü o elbiselerin içine girmek istiyoruz. Eski halimize kavuşmak istiyoruz. Şu an ben çok istiyorum mesela ama bir sağlıkla doğrayayım ondan sonra. Ama tam başlıyoruz. Bir şey oluyor. Önümüze bir yemek geliyor. Ona hayır diyemiyoruz. Şimdi niye beynimizi tam doğru orada kullanamıyoruz? Doğru. Efendim bakın. Zahide Hanım. Bu çok önemli bir konu. Yani ya irade. Yemek, yarın başka doğru, bir şey. Doğru. Şimdi bize Allah irade vermiştir. Akıl vermiştir, beyin vermiştir, zeka vermiştir, vicdan vermiştir, ruh vermiştir, nefis vermiştir, ego vermiştir. Siz bunların zekatı niyetine kitap yazıp bize anlatırken biz niye bu zekatı kendi içimizde veremiyoruz? Reklamlara gidiyorum, hiç kesmeden devam edeceğim. Sakın bir yerlere gitmeyin. ...65 yaşındaki süper dede
5 saat 19 dakikada 7333 mekik çekti. Guinness Rekorlar kitabına aday oldu. Rasim Yelkovan heyecan verici performansıyla az sonra Zahide Yetişle'de. O 41 yaşında. Büyük göğüsleri nedeniyle bel ve sırt ağrıları çekiyor. Kızarıklıkla mücadele ediyor. Son çare olarak Zahide Yetiş'ten yardım isteyen Gülhan'ın sağlığına kavuşabildi mi? Estetik ve plastik cerrahı Profesör Doktor Hayati Akbaş ve Gülhan'ım az sonra Zahide Yetiş'le de. Kayınvalidesi Muğrise Hanım Zahide Yetiş'e elleriyle erik yedirdi. Çok özel açıklamalar yaptı. Kayınvalidesi Muğrise Hanım'dan Zahide Yetiş'e mesaj var. Hep birlikte büyütelim. Babaanneli, dedeli. Kayınvalidesine göre Zahide Yetiş nasıl bir gelin? Nasıl ben erkek oğlan çocuklarımla konuşup tartışıyorsam. Muğrise Hanım torunu olacağını ilk öğrendiğinde ne hissetti? Çocuğumu kucağıma alırsam dünyanın en mutlu babaannesi ben olacağım. Zahide Yetiş'ten ne istedi? Hayallerim ne biliyor musunuz? Şimdi çocuk küçük ya, ben 2 ay burada duracağım. Az sonra Zahide Yetiş'le de. Kayınvalideciğimin ellerinden öpüyorum. Aman Allah bozmasın, böyle çok da anlatmıyorum şimdi. Herkesin arası da çok da iyi değil. O yüzden ay maşallah deyip böyle bilimsel olmayan şeyler de yapabiliyorum arada. Kıymetli hocam tekrar merhaba. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın. Bu arada eşiniz Emine Hanım'ın selamını aldım. Lütfen siz de selam ve saygılarımı iletin. Başüstüne. Evde de böyle misiniz hocam? Hep anlatıyor musunuz? Emine Hanım meraklı bir kadın mıdır? Sorar mı size? Vallahi Emine Hanım'la biz bu hususta tartışıyoruz. Çünkü bizim evde oturacak yer yok. Nasıl yani? Her taraf kitap doludur. Oo. Yani yemek masasının üzerinden tutun da yatakların üzerine varıncaya kadar, halıların üzerine. Hatta bundan bir ay önce bana dedi ki... Ya kitaplar ya ben? Yok değil, hayır. Dedi ki bak dedi, şu kitaplar kadar dedi, koltukta mesela misafir gelir oturacak yer yoktur. Şu kitaplar kadar dedi, benim kumam... dedi. Onlarla baş edebilirdim ama kadın. Bu kitaplarla dedi baş edemiyorum dedi. Hakikaten. Yani ya. Çünkü kolay değil yani. Ben kadın olsam benimle evlenmezdim. Ne diyorsunuz? Çünkü, evet, çekilebilen bir insan değilim. Çünkü benim hayatım kitap. Okumak, yazmak. Aslında ben asosyal bir insanım. Benim hiçbir kahve kültürüm yoktur. Elime zar Allah almış değilim ben. Yani. Kağıt oyunu bilmem. Hiçbir şey bilmem ben. Ama dünyayı ışık tutuyorsunuz. Ben evet ama daha, hiç vaktim daha. Olmadı. Hiç vaktim olmadı. Bakın ben yüzme bilmezdim. Karadeniz, Trabzonluyum ben. Evet, Trabzonlu olmama rağmen, deniz çocuğu olmama rağmen yüzme bilmezdim. En sonunda geçen sene benim torunum var, Ahmet Birciz. Fen Lisesi'nde okuyor. Dedi ayıp oluyor artık, bizim Tepekent'te evim var, onun yüzme havuzunda. Dedi gel dedi ben sana dedi öğreteyim ve o bana öğretti. Torununuz mu öğretti? Torun öğretti bana. Onun için hiç benim vaktim olmadı. Yani böyle şeyleri çocuk olmaya, eğlenmeye. Onun için benim yatağının başı, yatak başında, komodinde, koltukta, banyoda, şurada hep kitap vardır. Not defteri vardır, kalem vardır. Gecenin bir saatinde aklıma gelir. Şey gelir. Mesela belki siz de görmüşsünüz de, gecenin ikisinde, üçünde falan ben rubayı atarım. Gece bir aklıma bir rubayı gelir, bir ilham gelir. Instagram'da takip ediyorum hocam. Bak siz de takip edin, yazın. Birciz diye yazarsanız şeylerle de var. Evet. Yani bir rubayı mesela. Rubayı yazmak çok zordur. Şu anda Cumhuriyet döneminde rubayı yazan insanlardan bir tanesiyim. Şairlerden, divan şairlerinden bir tanesiyim. Yani mefulü, mefailü, mefailü, feul vezninde çok zordur. Okulda öğretiyorlardı. Yani çok zor tabii. Ve ondan ve ben tamlama kullanmıyorum rubayilerimde. Yani gecenin ikisinde, üçünde bile. Evet. Hanım iyi misin diye kalkmıyorum, rubayı yakmaya yaptım. Kesinlikle. Hocam bir şey sorabilirim. Buyurun. Aşık olduğunuzu nasıl anladınız? Aşık olduğunu biz de kendimize soralım yani. Mesela gençler için özellikle anneanneler, babaanneler, bak oğlanları zapt edemeyen, kızları durduramayan iyice dinlesin. Şimdi bakın, aşk beyinde başlar. Aşk, sevda, heyecan, kalp ilgisi yok bu işin. Hep beyindedir. Kalpçiler de kalpte başlar. Hayır efendim, ilgisi yok. Biz geçen bunu Bingül Bey'le beraber tartıştık. Bingül hocama selam olsun, çok seviyorum. Biz buradan da selam falan. O kalpçi olduğu için dedi ki kalpte, hayır dedim. Çünkü kalbi çalıştırmak benim elimde. Beynin yeri. Ben kalbin şu kadarcık küçük bir yeri vardır beynim. Oraya dokunduğumda da kalp durur. Kalbin hızlı çalışması, yavaş çalışması benim elimde, beynin elindedir. Beyin kontrolündedir. Bu bir toplu iğne başı büyüklükte bir yer var, bir merkez var. Oraya dokunduğumda kalp yavaşlar, hızlanır, tansiyon çıkar falan falan. Anladım. Yani merkez orasıdır. O bakımdan gerçekten ilk görüşte diye bir şey var mı? İlk görüşte bunlar beyinde oluyor. Bakın beynimiz niye diğer organlar
fikir üretmiyor, karaciğer fikir üretmiyor, kalp fikir üretmiyor, bağırsak fikir üretmiyor da beyin üretiyor. Beyin de sonuçta yani 1400 gram ağırlığında bir et parçası. Nasıl oluyor da bu fikir üretiyor, zihir üretiyor, bilgi üretiyor, ışık üretiyor, insanlığı aydınlatıyor. Bu demin bahsetmiş olduğumuz, siz de çocuklarınıza mutlaka, yani bizi izleyenlere mutlaka söylemek istiyorum. Çocuklarınızı aleme, hayata, kainata ışık tutacak insanlar olarak yetiştirin. Yoksa çok iyi beyin cerrahı olmuş, çok iyi kalp cerrahı olmuş, çok iyi mühendis olmuş, çok iyi avukat olmuş. Evet, tabii ki çok önemli. Ama çok iyi beyin cerrahı olursa en çok 50 bin tane, 100 bin tane insanı ameliyat eder ve onları kurtarabilir. Hocamın ama, bahsettiği şeyler o kadar büyük şeyler ki ona bile hani diyor. Asıl bunları yapsın, o da asıl ne yapsın? Ama önemli olan demin programın başında Zahide Hanım'ın ifade ettiği gibi İbn-i Sina'yı biz idama mahkum ettik. Kaçtı ama Nesefi diye büyük bir alim var. İmam Nesefi. Adamı idam ettik yahu. Adamı öldürdük. Mesela İbn-i Hanbel var. Ahmet bin Hanbel. Büyük alim. Onu da öldürdük. Lavazer'in kafasını kestik. Bruno'yu yaktık. Sizden özellikle çocuklarınızı, yani tabii ki iyi beyin cerrahı olsun, iyi mühendis olsun, iyi avukat olsun, iyi hukukçu olsun, iyi ekonomist olsun. Hiç itirazım yok. Ama insanlığa ışık tutacak. Asırlar sonra kendisinin, yani ölümsüz olabilmek, kendisinin... Bak, insanlar öldü mü, ölmedi aslında. Evet, hala ölmedi. Bakın biz bugün İbn Sina'yı konuşuyoruz. Atatürk'ü konuşuyoruz. Evet. Farabi'yi konuşuyoruz. Gazali'yi konuşuyoruz. Tesla'yı konuşuyoruz. Bakın 1942'de vefat etti açlıktan. Ha şunu da söyleyeyim açlıktan, bakın. Açlıktan öldü Tesla ya. Evet. Tesla'dan Edison çaldı mı hocam? Çaldı, evet. Evet, Tesla'nın projelerini Edison çalmıştır. Hatta onun birçok projesi CIA tarafından öldüğü zaman otelden alıp götürmüştür. Hala saklanmaktadır. Peki bu elektrik hikayesi doğru mu? Doğrudur. Ne olduğunu bir söyleyelim mi? Bu elektriğe para ödüyoruz ya. Evet. Ödememize hiç gerek yokmuş, evet, derler. Evet, evet. Aynen böyle. Çünkü bunun dünyada bir tröst var. Bunu da kabul etmek lazım. Bu tröstün sebebiyle elektriğe bugün para ödüyoruz. Bugün eğer Tesla olmasaydı, Heisenberg olmasaydı, Einstein olmasaydı, biz bugün belki at arabasıyla seyahat ediyor olacaktık, faytonlarla seyahat ediyor olacaktık veyahut da güvercinlerle hala haberleşiyor. Bel olmasaydı güvercinlerle veya dumanla haberleşiyor olacaktık. Sizden istirhamım özellikle Einstein'larını, zamanın Einstein'larını yetiştirip ölümsüz olarak, Einstein'ı konuşuyoruz. Tesla ölmüş ama bilim insanlarının hayatları çok müreffeh değildir. Çünkü bilim garip gelmiştir, garip gidecektir. Din de öyledir. Din de garip geldi, garip gidecektir. Ama bakın John Hash, Prag Üniversitesi'nin rektörüydü. 1500'lü yıllarda üstelik teologtu. Dedi kiliseye ki ya bu siz satıyorsunuz cennetten yer satıyorsunuz. İşte anahtar ya. Satıyorsunuz bilmem ne satıyor. Adamı böyle bir şey öldürdüler ve ya. Adamı yaktılar. Yaktılar. Yani getirdiler onu yaktılar, aforoz ettiler. Hatta dediler ona ki imparator dedi ki ya biz seni yakmayacağız gel filan. Gel savurun kendini. Adam geldi. Kandı ama. Adam geldi Konstans'ta adamın kitaplarını yaktılar. Kendisini de yaktılar. Bak 1500'lü yıllar. 1908 yılında İadeyi itibar ettiler de Prag Üniversitesi'nin heykelini yaptılar. Ne yapayım şimdi heykeli? Ama sen olsun. Öldür. Ama olsun. Orada bir şey de yani. Bakın insan, bakın bugün John Hash, bakın benim hocam Gazi Yaşargil. Mahmut Gazi Yaşargil. Gazi Yaşargil beyin cerrahisinde bir kapı açtı. Hatta bugün bilim tarihinde bu asrın bilim adamı seçildi dünyada. 2000 yılında asrın bilim adamı. İki kişi seçildi. Harvey Cushing, diğeri de Gazi Yaşargil. Gazi Yaşargil beyin cerrahisini ikiye ayırdı kainatta. Bir Yaşargil'den önce, bir Yaşargil'den sonra. Biz eğer, bakın Türk beyin cerrahisi dünyada çok iyi bir yerdedir. Bakın Türk tıbbı, beyin cerrahisi, plastik cerrahi ve pediatrik hematoloji, yani çocuk kan hastalıkları bölümünde dünyada Amerikan standardının üzerindeyiz. Bunu unutmayın. Ay şahane. Ama biz nöroşirurji, beyin cerrahisi olarak bunu Gazi Yaşargil'e borçluyuz. Gazi Yaşargil, İnsanlık var olduğu müddetçe, kainat var olduğu müddetçe insanlık Yaşargil'e, Gazi Yaşargil'e medyunu şükrandır. Ona minnet borcu vardır. Çünkü yaşayacaktır o ebediyen. Bugün 92 yaşındadır. Allah uzun ömür versin hocama. Ve ben onun karşısında hala öğrenciyim. Hepimiz öğrenciyiz aslında. Ya o da öğrenci. Ama ne mutlu ki şimdi siz canlı yayındasınız. İnşallah denk gelir de bizi seyrediyor olur. En azından bu diğer bilim adamları gibi başına kötü bir şey gelmedi. Yaşarken kıymeti bilinenlerden oldu. Şimdi bilinmedi. Onu da söyleyeyim. Hayır bilinmedi. Biz çünkü onun vakti zamanında vatandaşlıktan attık onu efendim. Biz vatandaş attık. Efendim askerle Zürih'teydi, İsviçre'deydi. İşte o zaman tam 70'li yıllarda kürsü başkanlığı dönemiz
değildi ve o zaman Türkiye'de i̇şte askerlik yapması gerekiyordu. Biz de vatandaşlığı attık kendisini. Daha sonra rahmetli Özal zamanında kendisine vatandaşlık iade edildi. Ha. Ama dünyada bulduğu, bakın şu yakamdaki klip, Yaşargil klibi diye geçer. Bu beyin damar baloncuklarında biz bu klibi kullanırız. Siz sordunuz, bakın şu. Şöyle hocam, siz öyle sabit durun. Evet. Mahmut, şöyle şu makas gibi olup, yani Türk yıldızının altındaki ya... Bakın bunun adı, evet bunun adı Yaşargil klipidir. Bu ne biliyor musunuz? Hani beyinde birden bomba patlıyor da, beyinde baloncuk patlıyor da, insanlar ölüyor ya. Ve bu ameliyatları bu hocamız buldu. Ondan biz öğrendik. Onun için, öğrendiğimiz için biz dünyada gidiyoruz. Amerika'da şurada burada ameliyatlar yapıyoruz. Türk beyin cerrahisi dünya standartının üzerinde. En basit de tabii burada Leyla Ekartör'ü var. Kızının adını verdi. Leyla Ekartör. Beyinde kullandığımız bir alet. Bir sürü yaklaşım vardır. Pitörner yaklaşım falan falan. Biz onları anlamıyoruz. Bırak onları. Ama şu var ya. Razı olsun bak, ne kadar şu klip geliyor. Yani şu klibi. Bunun adı dünyanın her yerinde Yaşargil Enerjim Klip diye geçer. Bu klibi, Yaşargil klibini bulmasıyla milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştır ve biz bundan öğrendik. Bütün dünya ondan öğrendi. Peki hocam, biz de sizi bulmuşken sizden öğrenmeye devam edeyim. Ve ebediyen yaşayacaktır. Bu hala kullanılıyor. Peki, şimdi bizim camianın da gerçekten son derece vasıflı ve bizim için çok özel, benim için daha da özel bir Orhan Can'ımız vardır. Şimdi Orhan Can her sabah ve akşam suya karbonat koyup limon sıkıyorum diyor. Alkali oluyormuş, kanser hücrelerini önlüyor, zayıflatıyor diyorlar. Zahiden bir hocama sorar mısın? Tabii sormaz ki. Mıyım Orhan Can başımla birlikte? Kesinlikle, bakın. Şimdi dünyada bilim insanları, bizim bilimsel olarak bir şeyin evet ya da hayır, doğrudur ya da yanlıştır diyebilmemiz için bilimsel kaynaklar olması lazım. Tabii her yayın da bizim için değerli olmayabilir. Şimdi evet, alkali diyet diyoruz biz buna. Yani bu usta çok yayın var. Evet, alkali diyetin antikanserojen veyahut da kanseri engelleyici, profilaktik dediğimiz, yani kanser olmasını engelleyici veya var olan kanseri, aslında kanser hücrelerini açlığa terk eder isek, Bugün bundan 15-20 gün önce yayınlanan bir makale vardı. Dünyada çok önemli bir makale. Önemli olan hücreleri açlığa terk etmektir. Hatta nanoteknolojiyle birlikte bu çok minik, yani nanomoleküllerle beraber hücrelerin içerisinde açlığa terk ederek tümör hücreleri öldürme esası var, yöntemi var. Bugün dünyada tartışılıyor. Alkali diyetle ilgili, yani bu bahsedilen arkadaşımızın, kardeşimizin tavsiye ettiği yöntemle ilgili makaleler var. Ama bunun karşısında olan makaleler de var. Onun için bir konuda her makale, her yazılan şey doğru değildir. Her yazılmayan da yanlış değildir. Bir de bunu da unutmak lazım. Şimdi yapsın mı yapmasın mı? Yapılabilir tabii, yapabilir. Kendisi bir şey. Zarar olma. Zararı yoksa bakın, şunu unutmayın. Bir şeyin zararı yoksa kullanabilirsiniz. Ama mutlaka doktor kontrolünde olsun bunlar. Asla doktorun dışında, tıp fakültesi önünden geçmeyen insanların lafıyla ondan bilmem şu kadar, bundan bu kadar alın da kullanın derse yapmayın bunu. Hekim kontrolünde olacak. Peki. En kötü hekim, unutmayın, en kötü hekim, hekim olmayan, en iyi hekim olmayan bir insanın tavsiyesinden daha fazla faydalıdır size. Bu çok ehemmiyetli. Bunu asla ihmal etmeyin. Çünkü sağlık size bir kez veriliyor. Bozuldu mu artık, onun ipin ucunu kaçırdınız mı, bir daha geri gelmiyor. O bakımdan beyninizi kullanın, aklınızı kullanın. Çocuklarınızda istikbale yönelik Tesla'lar, Einstein'lar, Gazali'ler, İbn Haldun'lar, Mimar Sinan'lar yetiştirmeye gayret edin ki İnşallah. Yaşasın. Yaşargil'ler yetiştirin. Benim hocam yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Ben kendisine medyunu şükranım ve çocuğumun, çocuklarımın boğazından geçen her lokmada hocamın, Gazi Yaşargil'in hakkı vardır. Ona minnet borcuyuz. İnsanlık minnet borçludur. Yoksa bir sürü insanlar beyin kanamasından hep ölüp gidiyorlardı. Ve o ölüm oranını bu Gazi Hoca'nın yapmış olduğu ameliyatlar buluşlarından sonra sıfırlara indi neredeyse ameliyatlarla birlikte. Peki hocam, size şimdi bir şey daha soracağım. Buyurun. Şimdi sevgili Umut Akyürek dün ilk defa canlı yayınımıza bağlandı. Bilimsel bir program yapıyoruz. O yüzden sağ olsun gönül rahatlığıyla bize merhaba dedi. Çok ciddi bir rahatsızlığı olduğunu okuduk. Hatta bunu çok geçmiş farklı olsun. Şekilde söylediler. Yine bu da beyinle ilgili herhalde. Çünkü yüzün bir kısmının, bir hatırlayalım öncelikle, sonrasında hocama da bilgi vereyim. Onun da yorumunu merak ediyorum. Buyurun bir izleyelim. Sevgili Umut, merhaba. Çok geçmiş olsun bir tanem. Teşekkür ederim Zahireciğim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. İnan seninle beraber merhaba. Bu rahatsızlık sanıyorum daha çok gündeme geldi. Ne diyeyim, evet. Allah kurtarsın. O acıyı tarif et desem, bu dayanılmaz bir şey, onu biliyorum ama. Sen bunu ne zaman fark ettin? Nasıl başladı sende? Diş doktoruna gittikten sonra mı oldu?
sevgili Zahide, özellikle ben bir şeyin altını çizmek istiyorum, müsaade edersen. Bunun haber olması, dediğin gibi, bu anlamda bir farkındalık oluşturdu. Ben bu açıdan tabii ki pozitif düşünüyorum. Çünkü pek çok insana aslında yol göstermiş de oldum. Çünkü pek çok bu konuyla ilgili şikayeti olan, teşhis konulamayan insandan mesaj aldım. Bunun yanında bana çok güzel önerilerde bulunan hastalar oldu. Şu şekilde başlıklara rastladım, çok üzüldüm. Başka internet sitelerinde de buna rastladım. Umut Akyüreği delirten hastalık. Umut Akyüreği çıldırtan hastalık. Bakın, bir kere bu bir ruhsal hastalık değil. Kaldı ki böyle bir durum da olabilir. Yani ruhsal bir sorun da yaşıyor olabilirim. Herkesin başına her tabii şey gelebilir. Ve doktorlarımız ama da bu yüzden var zaten ayrıca. Muhakkak. Ama bu hastalık nöropatik bir hastalık, fiziki bir hastalık. Böyle ucuz başlıklara keşke müracaat etmeseler, beni daha fazla incitmeseler. Zaten 5 aydır ben çok zor bir dönem yaşıyorum. Çok ağrılı bir hastalık. Tıptaki en şiddetli ağrıymış bu yaşadığım şey. Gerçekten bu hastalığa böyle bir isim takıldığını ben 30 yıllık hekimim. İlk defa duyuyorum. Yani biraz magazinsel bir duruma evet, dönüşmüş. Yani bu hastalığa bu ismi kim nasıl verdi bilmiyorum. Bu trigeminal nevralji denilen ve kafada 5. sinirin nereden etkilenen ve tek taraflı çok şiddetli yüz ağrılarıyla giden, işte sakız çiğnerken, konuşurken, diş müdahalesi esnerken falan provoke olan, günde böyle çok sıklığı defalarca olabilecek cidden çok zor bir hastalıktır. Teşekkür ediyorum ederim, ilk kez canlı yayına bağlandığın için. Hastalığını inşallah bir an önce atlatırsın. Hep güzel haberlerini, iyi haberlerini duyarız. Sevgiyle kucaklıyorum seni. İnşallah Zahideciğim. Ben de seni sevgiyle, özlemle kucaklıyorum. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Allah'a emanet. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığı için, konuştuğu için. Ne kadar sağlıklı, ne kadar güzel geliyor, ne kadar aklı başında bir kadındır. Zaten hep söyledim, dün de söyledim. Dünya iyisidir, dünya hanımefendisidir bir kere. Ve Profesör Doktor Mustafa Çetiner söyledi zaten ama trigeminal nevralji beyinle ilgili midir bu? Ve geçirmek zor bir rahatsızlık mı? Evet, şimdiden yani, çok geçmiş olsun tabii, değerli sanatçımıza. Umut Akyürek hanımefendi bizim için çok kıymetli. Ben de musikiyle çok yakından ilgilendiğim için. Şahane bir icracı. Türk musikisiyle ilgilendiğim için benim de. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Evet, yani aslında bir hekim arkadaşımızın ifade ettiği gibi beyninden çıkan sinirler vardır. 5 numaralı sinir dediğimiz bir sinir vardır. Trigeminus sinir dediğimiz, nervus trigeminus. Onun bir yerde içerisinde lifler arasında kısa devre oluyor zaman zaman. Peki bu böyle delirten hastalık vesaire. Çok şiddetli ağır oluyor. Ama. Yok değil, ha, öyle yani bir şey yok. Hayır. Kızcağız üzülmüş yok, haklı yok, olarak yok, yani. Yok, böyle bir şey yok. Çünkü yani, devam ediyor hayatında toplumda, bir şey de yok. Hayır, toplumda çok... bir sürü insanda vardır. Bu az veya çok. Bunun yani çok şimşek çakar tarzı. 1-2 saniye devam eder. Devam etmez zaten bu. Vurup geçer. Bu hatta çoğu hastalar diş ağrısı olarak zannederler. Bazı insanlar vardır ki tamamen dişlerini bile gider dişi de çektirirler. Ha. Ondan dolayıdır diye. Halbuki bunun bir nörolojiye ve nöroşirurjiye, bir beyin cerrahına, bir nöroloğa gittiği zaman da çok basit şekilde tanır onu. Şimşek takar tarzda, elektriklenme tarzında vurur geçer. Evet şeydir ama bunun tabii ki eğer bizim konuştuğumuz semptomatik dediğimiz yani bazı tümöral kitlelere bağlı olabilir ama büyük bir ihtimalle çoğu idiopatik dediğimiz yani sebebi çok fazla alalım bilinmeyen. Alalım bu arkadaşlar. Bu bir delirten hastalık falan değil. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle şey olma. Hayır. Onu özellikle hayır öyle şey mi? Böyle bir tıp bilimselliği yok böyle bir şey. Yani bir insan neden niyetinden bir sürü insan ilaç kullanıyor. Tabii ve bir tane ilacı vardır. O ilacı kullanırsın, verirsin ve hastam rahatlar. Bu kadar bir sürü hastamız vardır bizim. Aynen. Yıllar boyu tedavi ediyoruz bunu. Çünkü bize sonrasında... Bazı hastalıklar, bazı trigeminal nevralciler, tabii tüm ameliyat gereken olanlar da vardı. Ameliyat gereken olanları söylemiyorum. İçerisinde kısa devre oluyor. Yani çözümü vardır. Vardır. Nadiren ameliyat gerekir. Nadiren de gamma knife de uygun. Ama ben %90'ı, bakın %90'ı tek bir ilacı vardır. Burada bunu söylemenin anlamı yok. Reklama girer. Tek bir ilaçla beraber bu çok rahatlıkla tedavi olur. Çok İnşallah. Basit bir şeydir. Hah, o bakımdan kadar. Hiç bunun şey yapmaya gerek yok. Ben tekrar Ümit Hanım'a geçmiş olsun diyorum. Yani böyle delirten hastalık böyle bir şey yok. Allah bu ilgisi tekrar yok yani. Geçmiş olsun. Ama bütün hastalıklar tabii insanlık için insanı hani derler ya ateşin derdini canı oradadır. Insanın. Ateşin derdini kazan bilirmiş. Yani doğru, tabii ateşin derdini kazan bilirmiş. Yani. Bu da çok güzelmiş. Evet. Peki sevgili
Mahmutçum, öpüyoruz, kucaklıyoruz. Geçmiş sevgiyle. Olsun, benden de geçmiş olsun. Vesileyle bu hastalığı soran ya da bilgi almak isteyen çok kişi oldu. Biz de senin vesilenle sormuş olduk. Tekrar evet. Teşekkürler. Hasta olduğumuzda ne zaman doktora gitmeliyiz? Biz pek sevmiyoruz ya bu işleri. Efendim? Hani nasıl olsa geçti. Hele bir de geçtiyse. Şimdi bakın mesela en basit bir baş ağrısı diyelim. Hı. Şimdi baş ağrısının binlerce sebebi vardır. Her rahatsızlıkta, her başımız ağrıdığında doktora koşmanın anlamı yok. Çünkü insan uykusuz kalır, başı ağrır. Çok fazla uyur, başı ağrır. Aç kalır, başı ağrır. Çok yemek yer, başı ağrır. Canı bir yere sıkılır, başı ağrır. Çocuk yaramazlık yapmıştır, başı ağrır. Eşiniz geç gelmiştir, başı ağrır. Telefon açmamıştır, başı ağrır. Susuz kalmak baş ağrısı sebebi. Yapar. Fazla su içmek de yapar, az içmek de yapar. Yani binlerce sebebi vardır. Ve bu baş ağrılarının %5 ila %10'u ancak yani ehemmiyet arz eder. Size bakıyorsunuz ki devam ediyor. Devam ediyorsa, yanında başka şeyler de varsa tabii ki doktora gideceksiniz. Asla. Ama ya buram kaşındı. Bir hemen hayır. Çünkü doktorların da işi gücü var. Unutmayın ki her gereksiz doktora gitme bir acil hastanın hayatına mal olabilir. Ya Allah. Şimdi gecenin bir saatinde kalkıyorsun veyahut da dükkanı kapatmışsın sen. Ya belim ağrıyor benim. Gideyim şurada acile bir muayene olayım diyorsunuz. Gündüzde MR şeysi alamıyorsunuz. Gidiyorsun acile. Ne şikayetim var? Belim ağrıyor. Ne zamanlar var işte doktor bey? 15-20 yıldan beri. Yani 15-20 yıldan beri olan bel ağrısı gecenin o saatine mi yetmek lazım? Bilin ki siz hekim size ilgilendiğinde bir başka beyin kanamalı, kalp krizli veyahut da travmalı bir hastayı kaybetmiş olabilir. Onun için bunu da düşünme. Toplumsal mesuliyetinizi de unutmayın. Bu check-up'lara asla inanmayın. Öyle mi? Bedava check-up'lar mutlaka altında asla bakın bir bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. O da niye fare yakalamak, niye? O da bedava yani değil. Fırın niye bedava ekmek sonra dağıtıyor? Fırın bedava ekmek niye dağıtır? Fırın bedava belki ekmek hayır niye yapıyordur? Memnuniyetle. Amenna. Ne güzel. Ne güzel. Ama onun haricindekilerin altında başka bir şey vardır. Onun için benim şeyim, şikayetiniz yoksa çakaba mekaba gitmeyin. Şikayetiniz varsa gidin. Ha bir de şu var yalnız. Periyodik kontrol gerekenler vardır. Periyodik yani belli yaştan sonra diyelim ki mesela erkeklerde prostat 45-50 yaşından sonra prostat tetkiki gerekir. Yani hanımlarda falan. Ama bunun haricinde efendim ya burada bakın bedava check-up yapılıyor gidip bakayım. Veya gelmişken şu benim şekerime bak. Yani bunlar doğru şeyler değil. Şikayetiniz varsa mutlaka erbabına gidin. O da çok önemli. Bir ilaç mesela her şeye iyi gelen ilaçlar var. Görüyoruz televizyon programlarında maalesef çıkıyorlar adamlar. Adamlar talebeliğinde tıp fakültesinin önünden geçmemiş. Doktor değil. Anatomi bilmez. Kalkıyor efendim ben bir ilaç geliştirdim veyahut da şu ottan bu kadar, şundan şu kadar, kan torundan bu kadar, çınar yaprağından bu kadar, bilmem buraya doldurursan şunu yaparsan 5 dakika yok böyle bir şey. Eğer bir şey her şeye iyi geliyorsa o anlayın ki hiçbir şeydir. Kaldı ki zararlı olabilir. Çok tehlikeli. Bir sürü hastalarımızdan biliyoruz. Bunlara inanıp da bir sürü insan hastamız tedavisini kesiyor ve maalesef kaybediliyor. Onun için sakın hekimlik, bilimden uzak durmayın. Bakın bilim insanlığın ışığıdır. Hiçbir zaman bilime uymayan bir şeyi içinize sokmayın. Çocuklarınıza da öğretmeyin. Siz de kullanmayın. Okuyun. Devamlı okuyun. Çocuklarınızın beyninde ışık yakın. Bir ışık yakın, alemi aydınlatın, kainatı aydınlatın, asırlar sonrasını aydınlatın. Bakın bugün İbn Sina, Galen ve Hipokrat bu tıbbın dünyadaki kainattaki 3 temel prensibi bugün hala 100 yıllar sonrasını aydınlatıyor. Bundan 100 yıllar sonrasını aydınlatacaktır. Onun için böyle hurafelere itibar etmeyin. Çok basit rahatsızlıklarla beraber çünkü ağrı Allah'ın bir nimetidir. Ağrı Allah'ın, epilepsi, sağra Allah'ın bir nimetidir. Unutmak Allah'ın bir nimetidir. Ama her ufak basit şeylerde hemen doktora gidip bir, çünkü siz bana dünyanın en iyi fakültelerinden, üniversitelerinden tahlil yaptırın, tamamen sağlamdır diye bana rapor getirin, ben istersem sizde 50 tane hastalık buluruz. Bir de vatandaşlarımızda şöyle bir şey huy var. Ya doktora gittim de sende bir şey yok dedi. Yani bir şey var derse sevinecek, bir şey yok deyince bozuyor. Ya niye? Ya buna bu bir nimet. Onun için ben istersem, ben hekim olarak bakın şu kadar yıldır mesleğimin içerisindeyim ve asla da bir tevazu sahibi değilim ben. Megaloman bir adamım ben. Böyle bir insanım ama bana getirin 50 tane insan, tamamen 50 tane üniversite dünyanın Amerika'sından şuradan buradan sağlamdır deyin. Vallahi ben istersem onda 50 tane hastalık bulurum. Onun için şikayetiniz yoksa, sizi rahatsız etmiyorsa doktorlara gidip hastanelere meşgul etmeyin. Bugün peki bakın hocam. Dünyada şunu da söyleyeyim müsaade ederseniz. Dünyada şu anda MR ve tomografi çekilen
En çok ülke biziz. Yılda 200 milyon, 80 milyon nüfusumuz var. Eyvah. 200 milyon tomografi çekiliyor. Doktor istiyor. Doktor istetiyoruz. Hayır, doktorlar baskı altında. Bakın doktor kolay yetişmiyor. Bak bunu da unutma arkadaşlar. İkide herkes cebine bir şikayet dilekçesi koyuyor doktoru. Eğer siz beni şikayet edersen ben de ameliyat yapmam. Ameliyat yapmam. Ne? O zaman bakın 10 yıl sonra bu insanlar ameliyat yapacak cerrah bulamayacaklar. Bu çok önemli. Çünkü hekime biraz çalışma mesafesi bırakın. Onu kendi haline adam doğru, diyor geliyor. Aman bana diyor, aman bana diyor, MR iste diyor. İstemezse gidip şikayet ediyor. Ben gidip kalkıp onunla beraber mi uğraşayım? Yok savunma yaz, yok bunu yaz. Pek istiyorsan gidecektir. Dünyada bir numarayız. Bakın tomografi bugün İngiltere'de neredeyse yasaklandı. Bu arada Ah Bu Doktorlar kitabında yazdıyan doktorlara da serzenişler oldu hocamın. Ama şimdi biraz efendim, bize... Rabbim beni doktordan korudu diye ben kitap yazdım. Rabbim beni doktordan... Evet. Rabbim beni doktordan koru diye. Ah Bu Doktorlar ama Ah Bu Hastalar da yazdım. Tabii bizim de var. Ah Bu Hastalar onun için... Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi bir insan beyin gücüyle... Evet. Hastalıklarını iyileştirebilir mi? Kesinlikle. Ben bunu gördüm. Doğru. Nasıl gördüm? Doğru. Kayınvalidemde gördüm. Doğru. Bak şimdi sizi tanıştıracağım kayınvalidemle. Ben ne dediğini bilmiyorum. Alaçatı Festivali'ndeydik, Ot Festivali'nde. Benim ekip yakaladı kayınvalidem, röportaj yaptı. Röportajda var ya aman nasıl neşeli, nasıl neşeli. Şuralarda gördüğüm kadarıyla. Aslında görüntüde hep genç maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Amin. Ama bir sürü rahatsızlığı var. Fakat Aras gelecek diye... Dipçik gibi oldu maşallah bütün rahatsızlıklar. Sırf çocuk doğacak yazın bakacağım ben diye. Bütün rahatsızlıklarına göğüs geriyor. Ben sapasağlam olacağım diyor. İnşallah. Bir tanıştırayım mı hocam sizi müsaadenizle? Kayınvalidemle. Buyurun efendim. Kayınvalidesi Muğrise Hanım Zahide Yetiş'e elleriyle erik yedirdi. Çok özel açıklamalar yaptı. Kayınvalidesine göre Zahide Yetiş nasıl bir gelin? Zahide ile her şeyi konuşuruz. Her şey. Nasıl ben oğlan çocuklarımla konuşup tartışıyorsam Zahide ile de iyimizi, kötümüzü, benim onun sevmediğimi, onun benim sevmediği huylarımızı biz konuşuruz ve çok güzel anlaşıyoruz. Bir de evlatlarımın kusuru yok mu güzelim? Çok. O benim kızım, onun da olacak tabii. Benim de olacak ama. Biz birbirimizi anladık, çok güzel anlaşıyoruz. Allah hep böyle devam ettirsin inşallah. Zahide bana öyle yaklaşmazsa ben çabuk yaklaşmazdım. Acaba derdim, acaba. Zahide o samimiyeti bana verdi ki ben ona o kadar çok yaklaştım. Evlenmeden önce de çok seviyordum. Huyunu çok sevdim Zahide'nin de. Kötü kalpli değil, kötü bir insan değil. Herkes için iyi düşünen bir insan. Gerçekten hiç kötü değil. Ama bunun yanında içinden pazarlıklı biri olsaydı yapamazdık herhalde. Allah annesi nur içinde yatsın. Babasına teşekkür ediyorum. Öyle bir evlat yetiştirmiş, bana kız olarak vermiş. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Benim gelinim her yemeği yapar. Zahide ot yemeklerini de çok sever, et yemeklerini de çok sever. İkisinde eğer isterse dünyanın en güzel yemeğini yapar. Gerçekten eli çok becerikli, çok marifetlidir. Eli lezzetli midir? Çok lezzetlidir eli. Eli çok lezzetli ve çabuk pratiktir. Yapar yani. Zahide Yetiş'in kayınvalidesi Muğrise Hanım, torunu olacağını ilk öğrendiğinde ne hissetti? Neler hissediyorum biliyor musun? Her babaanne dediğinde ağlamak istiyorum. Çünkü çok geç kalmış bir babaanneyim ben. Yaşım artık 60'ı geçmiş, 65. Onun için... Çocuğumu kucağıma alırsam dünyanın en mutlu babaannesi ben olacağım. İnşallah çok güzel bir ömrünüz olur hep beraber. Kızımı da çok seviyorum. Zahide'mi çok seviyorum. Onun huyu bir pırlanta su gibi. Su gibi akar onun huyu. Hayallerim ne biliyor musunuz? Şimdi çocuk küçük ya ben 2 ay burada duracağım. Ondan sonra gidecekler. Çocuk 1,5-2 yaşına yaklaşınca benim Kuşadası'nda yazlığım çok güzel. Çocuklar çok. Oyun parkı var. O kadar güzel ki çocuğu kandırıp oraya kaçırmak. Annesi babası nerede olacak? O da gelsin. Burayı kapatsın oraya gelsinler. Bizi nasıl bırakacaklar? Yok tatillerde. Tatilde gelsin. Tatillerde burada bırakmam ben onları. Çünkü bizim orada oyun bahçeleri var çocuklar için her şey var. Burası müstakil ev. 2 yaşından sonra çocuk burada durmaz. Şimdiden ben onu... Doğar doğmaz böyle çocuğum işleyeceğim. Senin oralarda bak arabalar alacağım, bineceksin diyorum. Oyun parklarına götüreceğim, arkadaşların olacak.
ve kandıracağım. Onları da yanıma getireceğim. Süper babaanne olacaksınız. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de biz ailece çocuğu çok seviyoruz, küçük çocuğu. Gerçekten. Eşim de öyleydi. Ben de bak bütün sitenin çocukları benim evimdedir. Sahide bana diyordu ki bazı anne torunun yok üzülmüyor musun da bu kadar çocuk seviyorsun. Çocuğu çok seviyoruz biz ailecek. Şimdi bu bize bunu Allah bize hediye verdi gerçekten. Siz ilk öğrendiğiniz anda neler hissettiniz? Evet. Bir saat ağladım. Bir saat. Ve Zahideciğime dedim ki hiç kimseye duyurmayalım. 3 aya 4 aya kadar dedim ama duramadık. Nazar değer diye korktunuz sanırım. Duramadık yani. Zahide bir taraftan ben bir arkadaşıma, o arkadaşına derken tüm Türkiye öğrenmiş oldu. Bir de baktık gazetede çıkmış. İnşallah anneni babalı büyütsün. Bütün dualarım öyle. Annesiz babasız çocuk büyümesin. En çok ettiğim dua o benim. Kayınvalidesi Muğrise Hanım'dan Zahide Yetiş'e mesaj var. Zahideciğim sen benim gelinim değilsin kızımsın. Onu söylememe gerek yok zaten o biliyor da. Seni çok seviyorum. Çünkü benim kızım yok. Gerçekten seni çok seviyorum. Başarıların devamını diliyorum, mutlu evliliğini diliyorum, çocuğuna kucağına hayırlıca almanı diliyorum inşallah. Hep birlikte büyütelim, babaanneli, dedeli, anneli, babalı büyütelim yavrumuzu. Görüyor musun? 2 yaşına girince çocuğu diyor kandıracağım diye buraya getireceğim. Onların yanında ne yapacak sıkılacak diyor canım benim. Ben babaannelere özellikle bir zaafım var. Çünkü beni babaannem büyüttü. Çok dua ederim bilir izleyicim de. Hep öyle demiştim Allah'ım hayırlı bir eş. Belki ondan bile daha önde hayırlı bir babaanne nasip et evladıma. Hocam bu arada siz ben bir şeyler söyleyeceğim dediniz. Şimdi, buyurun. Tabii aslında ben sizi suçluyorum. Neden? Muğlise Hanım çok haklı. Benim çok, de günahım var. Sizin çok günahınız var. Nasıl? Çünkü çok geç bıraktınız bu zevki ona. Çok geç taktırdınız. Ah hocam ben istemez miydim? Şimdi bakın kayınvalide diye bir şey yok aslında. Aslında temelinde bunun kaimi valide demektir. Yani kaimi valide. Kaimi valide. Yani annenin yerine geçmiştir. Sizin annenizden daha yakındır o şimdi size. Ve kaimi valide o kaimi peder. Kayınpeder. Ha. Babanın yerine. Mesela kaymakam ne demektir? Kaimi makam demektir. Kaymak makamı dolduran kişi demektir. Kayınvalide de kaimi valide. Hocam şimdi siz böyle söylüyorsunuz. Siz kayınvalidenizi aranız iyi belli. Sizin annenizle hayır, de imanlı vefat etti. Mı? Benimki vefat de vefat etti. Ama şöyle bir şey. Şimdi siz bunu söylerken ah hocam bir de benim kaimi validemi görseniz diyen hayır, pek çok kişi bakın vardır. Ama, şimdi bakın orada bir şey söyledi. Ben şanslıyım ben, ama. Ben dedi Muhris Hanım dedi ki ben dedi torunumun dedi babaanne demesini bekliyorum dedi. Evet inşallah. Bakın benim de içim gitti. Çünkü ya. Evlat başka, torun bambaşka. Şimdi diyor diye ben size ben diyor sizi diyor benim kızım yok diyor sizi kızım yerine koydum. Sağ olsun. Yani doğru söylüyor benim mesela gelinim Fatma jinekologdur benim gelinim kadın doğumcudur. Benim 2 tane kızım var ama 3 tane oldu şimdi Fatma, Suzi Dilara, Fatma Merve ve Fatma gelinim Fatma. Ve bana 3 tane o Fatma 3 tane torun verdi. Ahmet Birciz, Emine Rayyan, Nazmi Efnan o torunlar. Aynı şekilde Suzi Dilara Canan'dan da Vuslat Betül, Fatma Nur, okuyunuz, torun mu Fatma Nur ve Fatma Merve'den de Saliha Dilara diye 6 torun verdi. Şimdi ben o torunları evlatlarımdan daha yakın hissediyorum. Tabii ki o çünkü bakın bu da soyun devamıdır. Yani ego duygusudur aslında bu. Yani orada Muhris Hanım diyor ki benim soyum yürüyecek. Oğlum, gelinim, oğlumun oğlu, onun oğlu, onun oğlu, onun oğlu. Yani bu yine dünyaya ışık tutmak. O bakımdan siz bu tadı ona geç tattırdığınızdan hocam, dolayı. Hocam hiç bana kısmayın. Sizle daha yeni tanıştık ama ben aslında 3,5 senedir zaten uğraşıyoruz eşimle beraber. Az uğraşmışsınız. Olsa. Geceleri vallahi boşa geçirmişsiniz. Vallahi çok uğraştık. Hocam geceleri boşa geçirmişsiniz. Gecelerle olmuyor tüp bebekli oluyor. Ah ah bir neydir. Tövbe yarabbim. Ama anne siz hepiniz biliyorsunuz zaten. Ha. Yani gerçekten keşke Allah mümkün bağışlasın. Olsa daha önce olsaydı tabii, ama. Tabii espri yapıyorum ben. Tabii şükrediyorum. Ki, tabii ki. Ha, olmayanlara da çünkü onların amin, da amin. Şeyini yaşadım ben. Her şeyde çocuk değil. Hayat her durumda size güzellikler sunmaya devam edecek. Ama ne olur kayınvalideler. Neydi? Kaimi valide. Kaimi valideler. Eğer gelininizin çocuğu ya da oğlunuzun çocuğu olmuyorsa lütfen acık kızmayın bana. Çünkü çok etkileniyor gelinler. Ama yine söylüyorum çocuk sırf çocuk yapmak için yapılmaz.
aleme ışık tutacak çocuk doğurmaya kaydedin. İnşallah. Bu çok İnşallah. Önemli. Hocam, eğer biz bir kişiyi bakın bir aleme ışık tutacak bir kişiyi doğurursanız yetiştirirseniz alemi kurtarmış olursunuz. Alemi kurtaracak insanlar yetiştirin. İnşallah. İnşallah Arda mı neydi ismi? Aras. Aras. İnşallah Aras da insanlığa, kainata, evrene ışık İnşallah. Olacak bilim insanı olur. Hepimizin buluşlar yapan hepimiz tabii. Hayır önce bekliyoruz onu şimdi. Hadi bakalım bakalım göreceğiz ne olacak ne bitecek. Ay, gayret. Vallahi ben de benim de gözüm nefesim üzerinde. Aman hocam aman ne güzel sizin gibi bir ne diyeyim abisi var. Daha tabii ki. Tabii canım hocam tabii, abisi tabii. var. Şimdi doktora danışmadan ilaç kullanıyor musunuz? Biz yüzdelik rakamları da veriyorduk az önce. Epey kişi kullanıyor gördüğüm kadarıyla. Üçte bir oranında kullanan vardı. Size de sorduk. Sonra da asıl doktorumuza soralım. Buyurun bakalım siz neler söylediniz? Doktora danışmadan ilaç kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Genelde doktora gidiyorum. Doktorun verdiği ilaçları kullanıyorum. Evde başınız ağrıdı. Ne yapıyorsunuz? Vallahi ağrı kesici alıyorum. Şimdi yalan yok. Doktora danışmadan antibiyotik kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum. Kullanıyorum. Kafama göre hareket ediyorum. Kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Ağrım olduğu zaman gidiyorum eczaneden alıyorum. Danışmadan. Yalan değil. Antibiyotik kullanıyor musunuz doktora danışmadan? Kullandım. Dişim intihablıydı. Çok rahatsızdım. Onun için ondan şey buldum yani. Başım ağrıdığında, karnım ağrıdığında kullanıyorum kendi kafama göre. Ağrı kesiciler. Antibiyotik kullandığınız oldu mu doktora danışman? Tabii oluyor. Çünkü antibiyotik sanki her derde devammış gibi geliyor. Asla. Herkesin bünyesi farklı. Yan tesirleri var her ilacın. Dolayısıyla hekimime danışmadan ilaç kullanma. Kendim doktorum, kendim olmuşum. Mesela hastalandığım zaman diyelim ki iltihabım oldu. Ben gidip iltihap kurutucu hap kendim alıyorum mesela eczaneden. Veya ne bileyim dişim ağrıdı ben gidip ona göre diş hapı alıyorum. Belli başlı kullandığım ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar var. Daha önce doktorun yazdı. Zaten her gittiğimde onu yazdığı için onu kullanabiliyorum. Ben doktor ilaç verse de ilaç kullanmıyorum. İlaca tamamen karşıyım. Yani başım ağrıdığında ilaç kullanmam, doktora giderim, antibiyotik verir, antibiyotiğe komple karşıyım. Hiçbir şekilde ilaç kullanmıyorum. İlaca karşı kızımız da vardı. Herkese teşekkür ediyorum mikrofonumuzda konuştuğunuz için. Evet diyenlerin oranı 3300, hayır diyenlerin oranı 6279. Sizlere de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hocam? Şimdi bakın tabii ki basit ağrı kesiciler kullanılabilir. Hemen bunu da söylemek istiyorum. Yani işte basit ağrı kesiciler basit ağrılarda kullanılır. Fakat bazı durumlarda ağrı kesici doktorları zora sokar. Teşhiste zora sokar. Mesela adamın karnı ağrıyor, insanın karnı ağrıyor. Eğer ağrı kesici kullanırsa hatta biz mesela bir tüp hasta geldiği zaman da öğrencilerimize bunu öğretiriz. Sakın ağrı kesici vermeyin. Çünkü ağrı kesici tabloyu kapatabilir. Teşhisi koyamayabiliriz. Yanlış teşhis koyabiliriz. Onun için teşhis koyulmadan ağrı kesici kullanmamak lazım. Basit ağrı kesiciler hariç. Şimdi tamam hemen işte canın sıkıldı, gece uykusuz kaldın. Ona itiraz etmiyorum. Ama şiddetli durumlarda, ciddi durumlarda ağrı kesici hemen teşhis konmadan kullanılırsa sizin zarar aleyhiniz olur. Çünkü doktor yanılabilir burada. Şimdi hastanın karnı ağrıyor. Ağrı kesici kullandı. Mesela apandisit midir? Bir taş mıdır? Ha, başka bir şey midir? Ağrıyı onu, geçirdin. Apandisitse yani, hayır tabii. Yani Allah belki o zaman onun için teşhis yanlış. Bakın teşhis konulmadan ağrı kesici vermek lazım. Teşhisi koyun sonra ilaç. Yani hekim çok önemli. Ama basit şeylerle de hekimi mutlaka meşgul etmeyelim. Hekim kolay yetişmiyor. Hepinizin gönlünde çocuklarınızın hekim olmasının yattığını da biliyorum. Yattığını da biliyorum. Hep onu düşünerek o annelerin çocuklarını hekim olarak yetiştiren annelerin de gönlünlerinde nereye yattığını her hekime şiddet uygulandığında ki bu çok özellikle böyle buradan söylemek istiyorum. Inşallah. Ya inşallah karşılaşmayız. Buna çok dikkat edin. O annelerin de ne kadar gönüllerini incittiğinizi de unutmayın. Biz de hekimlerimizden güler yüz bekliyoruz, ilgi kesinlikle. Bekliyoruz, sevgi bekliyoruz. Kesinlikle. Anlatsınlar bize bizim anlayacağımız şekilde. Evet. Yoksa ne olacak en aciz zamanda geliyoruz çünkü kesinlikle. Size. Emine Hanım'a çok selamlar. Bitti mi ya? Bitti hocam ya. Aa, yapma ya Allah aşkına. Yapma ya. Vallahi gel. Bitti hocam ya. Ya olmaz vallahi. Ben... Bir daha. Hocam en kısa sürede bir daha. Öpecek misin gene ya? Öpeyim mi? Vallahi ne bileyim ben. Anam gözümü korkutmayın. Emine Hanım'dan korkuyorum ondan sonra bak.
Ay hocam çok yaşayın ya. Teşekkür ederim. Yüzümüzü güldürdünüz, kalbimizi doyurdunuz. Rabbim ne muradınız verse fazlasıyla versin. İyi ki varsınız. Gerçekten ışık oldunuz pek çoğumuza. Alkışlarla hocamı gönderiyorum. Beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor İsmail Akkaydın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi hocam Trabzonluydu biliyorsunuz. Nedense bugün bir Karadeniz'den gidiyoruz. Hazır mısınız Karadeniz'in güzel bir yerine gitmeye? Samsun desem, plastik cerrah desem. Ha? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş geliyor. Hanımların derdi, sırt ağrılarına neden olan büyük göğüsler operasyonla nasıl küçültülüyor? Göğüs küçültme ameliyatları hakkında tüm merak edilenler doçent doktor Hayati Akbaş'ta şimdi Zahide Yetiş'te de. Hayati Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Zaten çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Yine Samsun'dan sevgiler, selamlar getirdim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Samsun'a da selamlar. Çok teşekkür ederim. Hocam bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Ben size gülü gönderdim ya. Evet. Şimdi burada bir hanım oturuyor. Evet. Ay bana nasıl güle güle bakıyor. Bir de dedim herhalde arasa bir şey getirmiş. Tanıyamadım. Ay. Bakıyorum gülüyorum. Ne vallahi yemin ed, bak yemin etmem ben. Ay inanırsınız bana. Hocam harikalar yarattı. Sen sanat eseri olarak ben sana bir baktım ben. Az önce gülümsedim. Evet. Ama şimdi şeyde gördüm ki o gülmüş ya. Evet. Yok ya karıştırıyorsunuz bu başka. Aman gönlün kalbin kalsın boş ver. Evet, güzelliklerin kalsın. Yine senin olsun. Peki konuşacağız. Ama şimdi hocam gelmişken. Evet. Şimdi 35 yaşındayım. İki çocuğum var. Yıllardan beri burnumdan çekmedim hiçbir şeyden çekti. Ya burnundan çok çekmiş. Ben ya, düzeltmek istiyorum ama korkuyorum. Kırıyorlarmış burnu diyor. Hala şimdi, öyle mi? Şimdi estetik cerrahların bizlerin en çok yaptığı ameliyat diye sorsanız ilk soru burun ameliyatıdır. Öyle mi? Çünkü birçoğumuzun burnu ama genetik nedenlerle ama küçükken o emekleme düşmelerle, çarpmalarla, kazalarla veya yapsan nedenlerle bazen eğri oluyor, bazen büyük oluyor, bazen uzun oluyor, bazen geniş oluyor, bazen bunların kombinasyonu oluyor. Bu da bizim psikolojimizi olumsuz etkiliyor bir şekilde. Her zaman söylüyorum. 18 yaşını doldurmuş, belli bir gelişim çağına gelmiş bir insan gerçekten sıkıntı yaşıyorsa, bunun psikolojik ezikliğini hissediyorsa, kompleks halindeyse burun ameliyatı gerekiyor. Neden? Yapılmadığı tabak ne diyor? 35 yaşındayım, çocuk annesiyim. Ama bakıyorum ama burnumdan doğurmuş. Diyor, burnumdan rahatsızım diyor değil mi? O rahatsızlık neye yansıyor? Psikolojisine ne yapıyor? Olumsuz olarak yansıyor, mutsuz ediyor onu. Mutsuz olduğu zaman da çocuklarına mutsuzluk yansıyabilir. Eşine, ailesine ve çevresine yansıyabilir. O yüzden problem varsa, ama bak gerçekten gerekiyorsa, bazen de gereksiz yere geliyorlar. Şu da gerçek, çok güzel olduğu halde ben daha güzel istiyorum. Bu güzelliğin sınırı limiti yok. Ya, bakın bu da sonra. Çok evet ona gerek yok ama gerçekten burunda problem varsa yani büyükse yani genişse eğriyse kısaca yüze uyumsuzsa aynaya baktığında mutsuz hissediyorsa o zaman ameliyat gerekiyor. Zaten bunların birçoğunda aynı zamanda Zayda Hanım içeride de problem oluyor. Nefesle deviyasyon ilgili evet deviyasyon da oluyor. Sağlığını da bir şekilde olumsuz etkiliyor. Sadece psikolojik sağlığını ruhsal sağlığını değil aynı zamanda fiziksel sağlığını da etkileyen tıkanıklıklar darlıklar olabiliyor. O zaman estetik burun ameliyatı gerekli oluyor zorunlu peki. Oluyor. Şimdi bu sefer erkek izleyicimizden, evet. Bize beyler de çok izliyor, hele siz geldiğinizde. Şimdi yaz geliyor Zahide abla demiş. Ben biraz geç mi kaldım acaba? Saç ektirsem denize girebilir miyim? Oo süper. Ne şimdi kadar kaldı? 2,5 ay kaldı denize. Şurada kaldı, çok az zaman kaldı. Erkeklerde bizim en çok yaptığımız ameliyat, evet saç ekimidir operasyon, estetik operasyon saç ekimidir. Ve en çok merak ettiğinde ne zaman tatile denize giderim? Evet haklı bir soru. Minimum şöyle bir 1-2 ay denizden uzak durmakta fayda var. Çünkü özellikle ilk 2 ay saçların dökülme, hafıza kaybı ve yeniden saçların tekrar çıkma dönemidir. 2 ay için söylüyorum. Hafıza bunu. Kaybı nedir? Biz geçici hafıza kaybı oluyor. Biz ne yapıyoruz saçı? Arka taraftan alıyoruz köküyle beraber. Boş olan yere, kel olan yere, açık olan yere transfer ediyoruz saç ekiminde. Yaptığımız işlem o. Başın arka kısmındaki saçı alıyoruz. Tek tek zarar vermeden geridekilere. Kaç bin tane alıyoruz? Kaç bin tane, binlerle alıyoruz. Ve bu ön taraftaki bölgeyi açık olan bölgeyi, serik olan bölgeyi yerleştiriyoruz, transfer ediyoruz. Dolayısıyla onların yeniden tutma, hani bir ağaç gibi düşünün. Bayağı ağaç ekiyorsunuz, resmen bir çıkıyor. Domates fidesi tutar gibi, bir ağaç fidesi diker gibi. Köküyle beraber getirip dikiyorsunuz. Hani belediye ağaçta nasıl alıyor? Allah sabır köküyle versin. Beraber alıyor. Bir yerden bir yere dikiyor binlerce. Bakın bazen bazen 3000, 4000, 5000, 6000 kökten bahsediyoruz. Yani 6000 taneyi tek alıyoruz arka taraftan sabır. Ve ön tarafa tek de yerleştiriyoruz. Bunun aşamaları var. Tek tek yer açmak, tek tek ayırmak, tek tek saymak, tek tek koymak, tek tek delmek. Bakın çok Allah, rakamlardan sabır. Bahsediyorum. Ama bir 2 ay işteyiz. İlk 2 ay saçın oturması, tutması, şöyle kendini bir iyi hissetmesin gereken sürede onu çok yüklenmemek lazım. Çok belki, fazla travmatize etmek lazım. Belki, mevki, evet, belki. Yaz sonuna doğru girebilirler. Peki. Ha şimdi bu da çok karşılaştığımız bir şey. Artık utanması yok. Jinekomastiden bahsedeceğiz galiba. Erkek kardeşim 19 yaşında göğüslerinin büyük ve sarkık olması özel hayatını çok etkiliyor. Kafasına takıyor ve saklamak için yaz kış
Yok artık, ceketle geziyor. Erkeklere meme küçültme yapılabilir mi? Yaş sınırı var mı? Geçen gün birisi geldi. Çocuk 18 yaşındaymış. Kilolu ama muydu? Çok da kilolu değildi. Çok ilginç. Kilo bazen kilo da yapıyor çünkü. Yani, bazen mi? Kilo da yapıyor ama kilolu da ilgisi yok. Zayıf olduğu halde göğüste jinekomasti, göğüs büyüklüğü, meme büyüklüğü olabiliyor. Erkeklerde memenin normalden büyük olması ciddi bir psikolojik sıkıntıdır. Onu kamufle etmek için ya çok sert korseler giyiyorlar ya çok kalın kalın kıyafetlerle, paltolar. Ailesiyle beraber geldi. Ben zaten bir anda kendimi Ocak ayının en soğuk döneminde zannettim. Daha yeni geldi. Çünkü o kadar kalın giymiş ki. Dışarıda 20 derece çok kalın. Ama ne yapsın o? Herkes oraya bakıyor zannediyor. Ama hocam diyor, ben bu şekilde bunun dışında ince bir kıyafetle sokakta çıkmam. Zaten tatile falan gitmiyorum. Denize girmiyorum. İnce kıyafetler asla giymiyorum. Neden? Giydiğim zaman göğüslerim ortaya çıkıyor. Bu da benim psikolojimi bozuyor. Arkadaşlarım alay edebiliyor. Bu nezikliğini yaşıyorum. Çözüm zor bir çözüm değil. Zor bir problem, tedavi yöntemi İz değil. İz kalır mı? Rahatlıkla çok kısa süre içerisinde bunların çoğunda sadece liposuction yöntemiyle herhangi bir kesi de yapmadan çok kısa sürede düzeltilebiliyor. Ben yaptım 5 gün önce. Kesi yapmadan mı? Kesi yapmadan, yani ameliyat, klasik ameliyat yapmadan 2-3 milimetrelik delik açıp bir yerden, oradan o bölgedeki yağ dokularını, meme parenkim dokularını alarak dışarıya çıkartıyoruz ve tümsek olan alan dümdüz oluyor. Hatta ben en son Instagram sayfamda bir tane paylaştım. Çocuk 18 yaşında gelmiş. Önceden ciddi bir memesi var. 5 gün sonra, bakın 5 gün sonra kontrole geldi, dümdüz. Bir daha olur dümdüz, mu? Dümdüz. Bir daha gelmiş. Olur mu? Bir daha kolay kolay olmaz. Bakın altta yatan hormonal orada bir bozukluk yoksa, ki zaten %99'unda idiopatiktir. Altta bir hormonal bozukluk yoktur erkeklerdeki jinekomastide. Şunu da unutmayalım, erkeklerin çoğunda jinekomasti vardır. Ama bunların çoğunda rahatsız edici değildir. Onu önemsemez ama bazıları rahatsız edicidir ve önemser. O yüzden önemsiyorsa, onda rahatsızlık kaynağı ise tedavi edilmesi şarttır. Aksi takdirde psikolojilerin etkiler onları. Sorun hocam niye gülüyorsun diye. Neden? Bir izleyicimiz demiş ki benim kocamda da var ama göbeğinden gerek kalmıyor, hiç görünmüyor. Göbeği geçmiş. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Bir şey giyince demek ki göbekten bollaştığı için buradakiler... O fark edilmiyor. Bazen kilolularda özellikle inanılmaz büyük olduğu halde diğer kısımların büyüklüğü yanında o biraz daha geri planda kalıyor. Bazen ama ciddi erkekler için çok ciddi bir rahatsızlık kaynağı ve tedavi edilmesi gereken bir durum. Bazen 14-15 yaşında bile çocukların göğsünde büyüklük olduğu için psikolojini etkilemesin diye erkenden yapıyoruz. İlla 18'e kadar beklemek şart değil. Bakın bu da yanlış varsa bir şey. Varsa rahatsızlığınız. Varsa çocuk 14-15 yaşındaysa, jinekomasti varsa, ki kaldıysa kızlar için de söyleyeyim. Bakın genç kızlar geliyor 15-16 yaşında. Çok büyük oluyor bu sefer. Bakın çok büyük göğsü var çocuğun. Ya. Çocuk çok okula gitmek istemiyor, taşıyamıyor. Omurgasına bakın şu şekilde geziyor çocuk. Şöyle. Neden? Çünkü aşırı ağırlık yaptığı için çocuğun psikolojisi gizlemek için kalın kalın giyiyor. Çocuk tabii okulunda, arkadaş çevresinde, sosyal aynen hayatında hemen geri plana, hayatın geri plana doğru kendini çekmek durumunda kalıyor. O yüzden bu gibi durumlarda yaş faktörü yok. Psikolojisini düzeltmek için çocuğun bir an önce 14 yaşında, gerekiyor? 15 yaşında, 16 yaşında da yapılabilir bu operasyonlar. Peki Gül Hanım'ın da psikolojisi bozuktu. Çünkü o da göğüslerinden problemliydi. Ne oldu kız? Bir şey oldu zannettim, bir kahkaha geldi. Şimdi keyfin yerinde tabii, kahkaha. Evet, keyfi. Vallahi nasıl teşekkür etsem size bilmiyorum ki Zahide Hanım. Dua et herkese. Evet, hep dua ediyorum. Hocama da ayrı dua ediyorum zaten. Ama sen bir geldiğinde nasıldı, bir duş? Evet, onları bir tamam gösterin bakalım. Ben göstereyim bir bak. Gösterin gelin. Nasıl değişmiş kadın, görüyor musunuz? Evet. Nasıl olmuş? Kadınlarda gerçekten büyük göğüs ciddi bir rahatsızlık. Hayır, sadece görsel değil, sağlık açısından da ciddi bir rahatsızlık. Hocam sana teseri yarattı o döküntülerden, ne yapayım zaten? Yine de vücut mutlu olmam. Döküntü olsun, olsun, olsun söylerim. Hocam harikalar yarattı sana teseri. Yalnız var ya, susamıyorum iyi mi? Bak eski görüntüsünü gireceğim, giremiyorum. Ben eskiden nasıldım bir izleyin bakalım, de bakayım. Evet, ben eskiden nasıldım tüm Türkiye ile birlikte seyirciler de görsün. Ne demek o zaman? Buyurun efendim. Çok güzel. Kendi anasını kendi. O 41 yaşında. Büyük göğüsleri nedeniyle bel ve sırt ağrıları çekiyor. Kızarıklıkla mücadele ediyor. Son çare olarak Zahide Yetiş'ten yardım isteyen Gül Hanım sağlığına kavuşabildi mi? Büyük göğüsleri nedeniyle hayatı boyunca bel ve sırt ağrıları yaşayan Gül Hanım, Zahide Yetiş'le stüdyosunun kapısını çaldı. Şimdi tabii hemen ilk izlenimimiz göğüslerin normalden büyük olması ve vücudun balansını, dengesini bozması. Evet, çok dikkatimi rahatsız çeken, oluyorum. Tabii, evet. Çıkarkenki izlenim o. Herhalde ondan rahatsızsınız. Evet, ondan rahatsızım. Evet. Şikayetim göğüslerimin çok sert olması. Düzdür.
Çevremde arkadaşlarım sürekli üstüme geliyorlar. Hani işte artık küçülttür bilmem ne, ama bunlar yaş biraz... Yaş kaç? 41 yaşındayım Zayda Hanım. Çok genç. Bakın Zayda Hanım, bunun yaşı yok. Göğsün büyük olması sadece bir estetik sorun değildir. Kadınlarda çok ciddi bir sağlık da sorundur aynı zamanda. Zaten derdim o. 10 dakikada bir kalkma gereği duyuyorum hocam. Evet. Sırtımda yoğun bir ağrı oluyor. Ne belimi dengeleyebiliyorum ne sırtımı. Bakın kamburluk da hafif hafif başlamaya başlamış. Bakın bakın. Evet. Yavaş yavaş bel kamburlaşmaya başlamış. Çünkü daha 40 yaşında. Bunun iki sebebi var. Aşırı büyük göğüste kadın ister istemez bunu gizleme ihtiyacı, saklama ihtiyacı, gayri ihtiyarı. Şöyle durmaya başlıyor. Şöyle durmaya başlıyor. Evet, bu da omurgayı bozuyor. O da neye yol açıyor? Zaman içerisinde kamburluğun dışında o bölgedeki vertebralarda açılma ve fıtıklaşmaya ve boyun fıtıkları, bel fıtıkları gibi neredeyse ileri dönemlerde ameliyatlara kadar giden sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu şu göğsümün altı 1,5 ay. Evet. Mahvetti. Pişikler, kızarıklıklar, kaşıntılar, akıntılar. Ya böyle şeyi akıntılar. Buraya koyuyoruz. Ne o? Şunu atleti şöyle yapıp atleti içine koyuyorsun. Anam pişik. Bir de kıyafet bulamıyorlar. Şimdi bir de şöyle. Yani bedenine uygun, bedenine uygun kıyafet bulmakta zorlanıyorlar. Bunlar hepsi bir araya gelince ciddi bir sorun haline geliyor. Valla iyi toparlayıcılar bulmaya çalışıyorum ama benim göğsleri o toparlayıcılar da toparlayamıyor maalesef. Acaba biz niye kolunuza girdik? Şimdi herhalde elinizin... Samsun'a gidiyoruz. Herhalde Samsun'a gidiyoruz. Gider miyiz? Gidiyor. Gideriz tabii ki. Niye çok gitmeyelim? Çok yaşayın hocam ya. Memnuniyetle, memnuniyetle. Gül Hanım yayınımızdan hemen sonra doktoruyla buluştu. Sağlığına bir adım yaklaştı. Bizim amacımız inşallah bu aşırı büyük göğüslerin daha normal, daha doğal hale gelmesini sağlamak. Evet. Hem görsel açıdan daha düzgün olsun ama aynı zamanda daha önemlisi bence aşırı göğüslerin meydana getirdiği sırt ağrısı, bel ağrısı, kamburluk, pozisyon bozukluğu düzeltmek değil mi? Onun neden onu engel olmak. Vücut balansını düzeltmek, bozulan vücut balansını. Bayağı düzeltmek, tamam. Evet. Ben inanıyorum ki, inşallah inanıyorum ki... Bugün bu operasyon çok başarılı bir şekilde i̇nşallah, geçecek. İnşallah. Ve siz de arzu ettiğiniz hem görüntü hem de sağlık açısından duruma ulaşacaksınız. Evet. Zahide Hanım, size sallayalım. Ve sevgili bebişinize, bütün seyircilere selamlar. Oo, süper. Sevgiler. Süper. Hadi bakalım. Gül Hanım bugün stüdyomuzda. Bakalım sağlığına kavuşabildi mi? Hanımcığım. Evet Zayda Allah Hanım. Neşeni bozmasın. Ay, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, siz daha iyilerine layıksınız. Her şeyin Zayda Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Senin nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Seni böyle vallahi mutlu gördüm ya. Evet çok teşekkür ediyorum sayenizde. Hocam gibi muhteşem bir insanla tanışmama vesile oldunuz. Ay, ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Zayda Hanım ya. Ay kızım benim. Sen hayatında neler değişti onu anlat bakayım bana. Valla hayatımda her şey değişti. Rahat uyuyorum. Nefes alabiliyor musun? Evet nefes alabiliyorum. Manken gibi dolanmaya çalışıyoruz. Azıcık göbek olsa da. Göbekli manken gibi. Şimdi göbek çıkıyor. Göbek dikkat çekti diyor. Evet hocam. Ay, bu tamam. Hocam işte göğüsler yapılmadan önce ben diyordum ki ya bende sıfır göbek hiç yok. Meğerse göğüslerin altını saklıyormuş onlar. Evet zannettik göbek çıktı. Evet hocam ya ne olacak? Dur, dur şimdi dur. Hazır onu halletmişken. Peki gerçekten şimdi o göğüsleri sen yıllarca taşıdın. Taştım. Kaç kiloya aldınız hatırlar mısınız ki hocam tam acaba? Tam hatırlamıyorum ama 2 kilonun üzerindedir herhalde tahmin ediyorum. Yani şu an tam yanlış rakam vermeyeyim ben size. Bayağı büyüktü çünkü göbeğin altına bel kadar neredeyse. Bakın bu ne demek? Bir insanın omzuna siz 2 kilo, 1 kilo buraya, 1 kilo buraya yük asın. Siz onunla bir oturun, kalkın ve devamlı gezin. İster istemez omurgasını bozuyordu. Kalın kıyafetlerle kamufle etmeye çalışıyordu. Evet. Pişikler altında. Oluşu kıyafet bulmakta zorlanıyorlar. Basıya bağlı bu bölgede sütyen basına bağlı kol ağrısı, omuz ağrısı ve daha da ziyade ileri dönemde bel fıtığı, boyun fıtığı gibi ameliyatlara doğru gidebilen değişikliklere yol açabiliyordu. Sağlık sorunu, ciddi bir sağlık sorunu. Bak 18 evet, diyor. Evet 18'im tabii. Maşallah. Artık öyle dolanacağım. Maşallah. Senin anam ama kaşlar ne kadar kalın böyle ya. Ben Erzincanlıyım. Doğu Anadolu doluyor herhalde. Vallahi ya. Biz değişik olalım Zayda Hanım. Herkes gibi aynı olmayalım. Hepimiz aldırıyoruz aldırıyoruz da ne oluyor bak maşallah. Evet ben doğal kalmayı tercih ediyorum. Maşallah. Hocamın sayesinde. Ama Samsun'umuza da bir neşe verdi. Sağ olsun. Bir hafta bizim misafirimiz oldu. Bir hafta misafirimiz oldu orada. Yani, ve gerçekten klinikte, Samsun'da bize de bir ayrı bir neşe verdi. Bak teşekkür hali, yeni hali. Evet. Şimdi burada bir de beyaz. Vallahi çok tabii burada az bile görünüyor. Ya çıkartayım aslında. İstiyorsanız ben ben bir şey diyemem. Ben, sen nasıl olsun, istiyorsan. Ben yok yok sorun yok çıkartırız. İkisini ben. Ne demek ne demek. Şöyle. Şimdi rahatlamış hali gerçekten insanın yani göğsü büyük olanlar çok daha iyi anlayacaklardır da. Ne kadar rahatlamış. Şimdi şöyle bir şey oldu. Sanki böyle elimde bir paketlerim falan vardı da bir yerde unutup bırakmış gibiyim hocam. Doğru. Ağırlık kaybı oluştu tabii. Ama Samsun'da hocamın beni bir ağırlaması vardı. Vallahi onu zaten yaşamak meşhur lazım. Anlatmak mümkün değil. Peki şöyle yapalım. Şimdi aslında burada çok da güzel dur bir soru vardı. Genç bir arkadaşımızın. Hemen onu sorayım.
Ha, 25 yaşında göğüslerim çok küçük fakat anesteziye alerjim olduğu söylendi. Bu diğer hastalıklarda da hep bizi bir anesteziye alırlar ya, anestezi konusunu konuşmak üzere hocama soracağım ama bir reklama gideyim. Memnuniyetle, memnuniyetle, memnuniyetle. Çoluk çocuk sebze yemiyor diyorsanız bu keki mutlaka deneyin. Elif'im ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bak bu da nefis çilekli karamelli. Ona ben bakmayayım. O fena bir şey oldu. Aman Allah'ım, bol bol şeker deposu ama işte çok da lezzetli. Afiyet Peki şimdi olsun. Tekrar ellerine sağlık Elif'ciğim. Yapan herkesin ellerine sağlık. Doçent Doktor Hayati Akbaş estetik ve plastik cerrahi uzmanımla beraberim. Herhangi bir ameliyat, bu kalp olur, şeker olur, tansiyon alır, neyse. Alerjiniz varsa, bunu sizin için sormuşlar çünkü göğüslerim küçük, alerjiye, anesteziye alerjim olduğu söylendi dedi. Şimdi biz bu gibi durumda şöyle yapıyoruz. Hastalar gerçekten de geliyor. Göğüs küçükleri var veya başka problem var ama ameliyata engel bir durumu var. Mutlaka biz önce analizlerini yapıyoruz. Her anamnezlerini alıyoruz. Tetkiklerini yapıyoruz. Gerekli konsültasyonlar yapıldıktan sonra tedbirler altında operasyon yapılabilir. Yani şöyle bir durum çok nadirdir. Benim alerjim var, ben hiç ameliyat olamıyorum. Böyle bir durum çok 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 özel bir durumdur. Bizim şu ana kadar karşılaştığımız bir durum da değildir. Ancak aşabiliyoruz. Tabii ki canım. Çoğu zaten ufak tefek şeyler mutlaka tedavilerle, tedbirlerle aşılabiliyor. Sonuçta hastane ortamı, sonuçta anestezisi var, diğer konsültasyonları var, tetkikleri var. Bunlar aşılabiliyor. Ya tam da program bitimi çok önemli bir soru. Tüh, bunu nasıl unutmuşum. Sakal ve bıyık köklerinde kayıplar olmuş 20 yaşında ergenlik döneminde sakal ve bıyık ekimi de mümkün mü? Evet, sakal ve bıyık ekimi de mümkün. Aynen saç ekimi gibi sakal ekimi de, bıyık ekimi de bizim yaptığımız erkeklerde operasyonlardan bir tanesi. Peki, çok zaten çok bir saç ekimi yaptık. Onu herhalde bir sonraki programda beraber görürüz inşallah. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Şahanesiniz. Görüşürüz, sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Çok selamlar. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sağlık, sıhhat, afiyetle. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar bizden size.